İyi akşamlar, lider Haber'e hoş geldiniz. Haftaya bakıştasınız efendim. Ben Deniz Tuğba Tura. Geçtiğimiz hafta yayında yoktum, bu hafta kavuştuk. Bir küçük grip atlattık diyelim. Geçmiş olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ederim. Yine hafta boyunca yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hızlıca başlamak istiyorum çünkü bugün gerçekten konuşulacak çok fazla konu var hem içte hem de dışta. O yüzden e, konuklarımı hemen takdim edeyim sizlere. Kıymetli Büyükelçimiz bizimle Uluş Özülker. Hoş geldiniz. Olur. Gazeteci yazar Mustafa Ertekin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Profesör Doktor Saynur Derman da bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki şimdi e, aslında ben böyle yayının başında e, konu başlıklarını tek tek sıralıyorum ama e, özellikle Türkiye'de içinde bulunduğumuz sürece dair biraz konuşmak istiyorum. Son bir haftadır özellikle benim dikkatimi çeken ee, bir süredir yaşadı, yaşamadığımız bir olaydı. Kiliseye tuhaf bir silahlı saldırıyla başladı. Ardından birçoğumuzun tanıdığı, sevdiği, bazı tarikat ve cemaatlerin tehdit ettiği bir ismin çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesi e, öldürülmesiyle karşılaştık. Ve biliyorsunuz iki gündür e, sosyal medyada sürekli olarak gördüğümüz canımızın acıdığı e, bir taksicinin e, üşümesin diye e, aracına aldığı bir vatandaşın yani genç bir e, çocuğun e, çocuk tarafından sırtından vurulması efendim Tabii çok üzücü e, olaylara şahitlik ettik bu hafta boyunca biraz neler oluyor Türkiye'de ne yaşıyoruz e, adalet sisteminde e, ne eksik ne gedik biraz bunun üzerine konuşalım ardından yine hafta boyunca yaşanan e, diğer siyasi gelişmeleri de e, değerlendireceğiz. E, hocam sizinle başlayalım mı? Yayın öncesi de tabii konuşmuştuk tabii biraz. Tabii. Yani neler oluyor Şimdi, sizce? Bu bu kadar üst üste olması. Neler? Çünkü bir yandan da hani seçime doğru giderken e, seçim öncesi bir kaos mu yaratılmak isteniyor diye de konuşuluyor. E, yoksa birbirinden çok bağımsız olaylar mı? Geçmişte de örneklerini gör, gördük Şimdi, gerçi ama. Yaşanan olaylara baktığımız zaman Türkiye nereye götürülmek isteniyor? Bakın aslında Türkiye... E, e, anarşiye ve sokak diline tekraren döndürülmek isteniyor. Yani burada e, bunların tabii ki dış gelişmeler ve içerideki meseleler e, ve etrafımızda cereyan eden bölgesel e, konularla da bunların hepsi birbiriyle entegre şekilde. Çünkü farklı o meseleler var. Bakın işit hücrelerinin çökertilmesi, bunlar uyan hücreler e, uya, e, dış mihraklar tarafından uyandırılıp gerekli oldukça uyandırılıp efendim eylem yaptırılmak isteniyor aslında ki e, hemen komşumuz İran'daki 105 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kasım Süleymanli'nin yıl dönümündeki meseleyi de hatırlarsak Türkiye'de bakın e, dikkat edersek son iki aydır yapılan operasyonlarda benzişik hücrelerin e, deşifre edilip efendim yakalandığı e, şeyleri gördük, operasyonları görüyoruz. Sonra Mossad'ın efendim buradaki işbirlikçi ajanlarının ilk etapta bir 33 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün de 7 kişi yanılmıyorsam evet, yine gözaltına alındı. Şimdi bunların Türkiye'deki faaliyetleri acaba sokakta yaşanan birçok işte cinayet yani cinayetin karanlıkta kalmış yüzleriyle ilişik mi? Buna bakmak lazım. Neden? Çünkü Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hakikaten e, ortaya koyduğu projeler, gelişme modelleri, gerek savunma sanayinde, gerek efendim e, iktisat alanında, gerek e, eğitimde, şimdi tabii ki e, bir takım e, mihrakları da harekete geçirmiş olacak ki zaten etrafımızda bunlar hep vardı ama e, Türkiye'nin içine yönelik sinir uçlarına. Yani diş dişte sinir uçları var. Dokunduğunuz zaman ne kadar canınız yanar o şekilde e, gerek inanç ekseninde, gerek efendim kimlik üzerinden gerekse efendim Türkiye'nin hassasiyetlerini kaşıyarak ne yapılmak isteniyor? Türkiye'nin her köşesinde bir ateş yakalım. Siyaseti de bu çıkan dumana boğalım ve bundan bir siyasal sonuç çıkaralım, zorlayalım deniyor. Bunları niçin bu faaliyetler e, kesif hale geldi? Çünkü 14-28 Mayıs e, seçimlerinin öncesinde dünyanın önde gelen istihbarat kuruluşları, basın kuruluşları ve emperyal devletlerdeki önemli merkezler Türkiye'nin iç siyasetini dizayn etmek istediler. Bu dizayn etme e, gayretinin sonucunda da yönetilebilir, istediğini yapan bir efendim hükümet modellemesi yapmak istediler. Ama Aziz Türk Milleti buna izin vermeyip elinin tersiyle ittikten sonra şimdi ortaya çıkan perspektifte efendim Türkiye'nin dış ilişkilerinde Karadeniz politikasında Afrika politikasında Doğu Akdeniz'de Akdeniz ekseninde ve Orta Doğu'daki etkinliği ve Suriye üzerindeki çalışmalarını da tabi göz önünde aldığımız zaman birçok efendim karanlık yüzle karşı karşıya neden? PKK-PYD dediğimiz örgütler, IŞİD dediğimiz örgütler, FETÖ dediğimiz o kanlı e, terör örgütü, işte istihbarat kuruluşları ki Mossad ajanları e, bir bir e, milli istihbarat teşkilatımızın üstün gayretleri sonucu ve polis emniyet teşkilatımızın gayretleriyle deşifre edilip ortaya çıkarıyor. Bunların bir de çıkarılmayanları var. Şimdi Bu cinayetleri e, tabii ki... Kilisedeki cinayetin zaten meçhulu yakalan. Tabii. Tamam tabi. orası ayrı. Ama, ama ziyer e, bu kendi içimizde yaşadığımız. Ama yakalandı ama şeylerine bakmak lazım. Bu yakalananlar kim? Tabii. Bir kere e, yurt dışından gelmiş bir tanesi zannediyorum Özbek. bir e, Tacik. Tacik özür diliyorum. Bir tanesi de Rus asıllı. Yani aslında e, Rusya'dan çıkmış gelmiş. Bunlar niye gelmişler? Çünkü? Bir yıl boyunca burada kalmış. Bunlar yani bakın şey orada vardır. orada çalışmışlar, faaliyet göstermişler, keşif yapmışlar, gitmişler, Ama da böyle gelmişler. bir şey hani önceden yoktu. Hani bir yıl boyunca burada kalacaksın, i̇şte bir, bir araba kiralanmış. İşte bu istihbarat kuruluşlarını e, gündeme getirmemin. Evet. Reina baskını olmuştur. Reina baskını evet. tabii. Orada bakın son bir yılda yaşadıklarımıza baktığımız zaman birbiriyle bağımsız düşünemeyiz bunu. Çünkü bir bakıyorsunuz bir yerde hakikaten hassasiyetlerimiz. Örneğin Fatih İmamına, Fatih Camii'nde yapılan saldırı şöyle adlandırabilir misiniz akli dengesi yerinde değildi gitti saldırdı yani e, gidip bir plan yapıp tekrar dönüp tekrar e, üzerine Efendim kesici bir şey alıp tekrar gelmesi etmesi bu şeyleri doğrulamıyor bu gibi açıklamaları çok doğrulamıyor Dolayısıyla Türkiye üzerinde bir takım e, Efendim e, hassasiyetleri kaşıyarak özellikle inanç ve Hı -hı. Efendim toplumun değer verdiği hassasiyetler yani bir tanesi de mesela neyi tartışıyorlar? Efendim hilafeti tartışma konusu yaptılar. Ki böyle bir meselemiz e, yok ama e, bir bakıyorsunuz bir tartışma konusu çıkıyor. Yargının verdiği bir karar sanki gezi olayları gibi bir e, meseleye getirilmek isteniyor. Bu has şeyler kaşınıyor. Siyasi parti kendisini siyasi parti lideri diye adleden birkaç zatın Efendim sokağa çıkıyoruz, eyle her yer Taksim gibi söylemleri tırnak Adam içinde. Zaten Bakın bunların hepsi bir tesadüf asla ve asla olamaz. Şimdi bazen e, kıymetli Büyükelçim çok daha iyi bilir. İstihbarat örgütleri bu gibi hassasiyetleri bildiği için bu gibi merkezleri kullanır. Bu merkezler onları kullandıklarını anlayamazlar. Bakın eylemi yaparsınız, sanki normal bir şey gibi yap yaparsınız ama... Onun arkasında o süreci size hazırlayan bir e, istihbarat örgütleridir. Kendiniz bile fark edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada e, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Sokağa çıkan pişman olur diye açıklamaları var. Hakikaten Türkiye açısından sadece bu bir karşı e, gelme açısından değil Türkiye çok şey kaybeder. Dolayısıyla e, bu e, bu gibi olaylara tevessül etmemek lazım. Mesela Ramazan Hocanın öldürülmesi. Şimdi bu söylemleri üst üste getirip koyduğumuz zaman izliyoruz söylemlerini. Mesela ben bu haberi aldıktan sonra videolarını çeşitli kanallardan niçin sebep sonuç çıkarmak için izliyoruz. Baktığımız zaman söylemlere bir kere kime gidiyor bakmak lazım. Yani buradan bir genç efendim kendisine görev çıkarmış gitmiş öldürmüş gibi basit yaklaşımlarla bunlara yaklaşmamak lazım. Bunların arkasındaki yani planı uygulayanlar değil, planı yapanlara bakmak lazım. Çünkü Türkiye önemli bir süreçten Tetikçi. geçiyor. Yani tetikçiler yani. Ya tetikçilere bakmamak lazım. Onu Kim bir fırıldak dönüyor ama mutlaka bir üfleyeni var bunun. Yani boşa dönmez bir fırıldak yani. Bunlar dönüyor. Bakın asayiş olaylarının ne aşamaya geldiğini, aslında toplumumuz içerisinde bu gibi mesela taksi. Taksici cinayeti. Ee, bu e, Allah rahmet eylesin. Kanım bu, dondu benim. Yani bu ben kardeşimiz çoluğuna çocuğuna Yedikten ekmek götürmek olarak. için e, taksicilik yapıyor. Ve orada üşümesin diye e, aldığı bir kişi tarafından e, evet. insanlık dışı bir e, cinayete kurban e, gidiyor. Şimdi Bunları e, sadece bir asayiş olayı olarak geçmek çok doğru olmaz. Demek ki toplumun içerisinde, Hakikaten huzurun, sükunun bozulmasını e, efendim e, sağlamak isteyenler, bu efendim kendisine görev çıkaranlar, bir takım e, merkezler demek ki e, bunların da körükleyenleri var. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Öze, özellikle yabancılar üzerinde e, bir çalışma yapıyor. Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Yerlikaya'ya burada teşekkür etmek lazım. Bugün yine gördüm ben bu mobil araçlarla denetim yapılıyor. Efendim, bu yabancılar üzerinde. Şimdi sayıları nerede oturdukları, Türkiye'nin için geldikleri veya Türkiye'de bulunma amaçlarını e, sorgulayan e, bir çalışma yapılıyor. E, şimdi bunların sıklaştırılması ve Türkiye'nin her yerine yaygınlaştırılması lazım. Çünkü baktığımız zaman birçok asayiş olayı diye adlandırdığımız aslında arkasında daha henüz yargılama süreci devam ettiği için. E, çok net anlaşılmayan çok ciddi meseleler var. Bunlara sadece istihbarat örgütleri deyip de geçmek de belki çok doğru bir yaklaşım olmaz. Terör örgütleri. Türkiye üzerinde emel ve hesapları olan şeyler e, merkezler. E, efendim e, etrafımızda düşmanlık besleyen efendim e, ülkelerin istihbarat örgütleri yapabilirler. Şimdi bakıyoruz. E, müttefik sözde müttefikimiz olan Birleşik Devletler'in PKK PYD terör örgütüne Efendim, tatbikatlar yapması, eğitmesi, donatması, modern silahlarla 100 bin, 120 bini bulan bir kendince bir çapulcu takımı kurmuş olması ve ellerine de silah vermesi, bunların hiçbiri efendim böyle hemen basit böyle bir yöntemlerle çok kalıp cümlelerle ifade edilecek meseleler değil. Allah'a şükür olsun. Tabii ki Milli ibadat teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz yakinen biliyorum ki yakından dost arkadaşlarımız var. Takip ediyoruz. Yakinen biliyorum ki çok önemli çalışmalar yapıyorlar. E ama tabii Türkiye'de biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin her köşesinde yakılmak istenen bir kardeş kavgasına daha evet. söylemek istemiyordum ama Tufan'ım Hanım en sonunda evet. bunu söyledim. Ya yani Türkiye içerisinde bir kargaşa ortamı yaratıp karga kardeş kavgasına dönüştürmek istiyorlar burada. Çünkü din efendim e, inanç ekseninde kimlik ekseninde ve bu şekilde çünkü direkt e, şöyle oldu o taksiciyi işte vuran e, çocuğun işte sosyal medya hesapları bulundu işte hangi e, sayfaları takip ettiği hangi partiye mensup olduğu ve o partiye hangi partiye mensup olduğundan yola çıkarak hemen e, bir işte o partilileri direkt olarak e, ayrıştırma e, sosyal tabii medyada büyük hale bir e, linç tabii, e, yaratıldı tabii. Sosyal medya çukuruna bir şey atıyorsunuz, hı hı. E, oradaki kaynama farklı komplikasyonlar yaratıyor. Orada bir asit çukuru gibi farklı komplikasyonlar yaratıyor. Yani bu olaylar olduğu zaman, mesela Sarıyer'deki kilise baskınında, efendim e, tabii ki e, ibadet özgürlüğü, inanç özgürlüğü asla ve asla tasvip edilecek bir şey değil böyle bir cinayetin. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Mümkün mü? Ama... Ne oluyor? Tabii ki Türkiye bu hassasiyetleri göz önüne alan bir devlet efendim. ama bunları bozmak, bu hassasiyetleri kaşıyarak bir karşıtlık gibi göstermek için de bu gibi cinayetleri planlayanlar, bu cinayetleri tevessül edenler de var. Yani burada hiç kabul edilemez bir şey. Yani çok, böyle bir şey çok olabilir mi? Çok bir de hocam bu. Mesela dün akşam Sadece Gebze'de de yaşanan durumda. Sadece değil bakın evet. yani çok kabul edilemez bir şey asla ve asla yani e, bizim ülkemizde e, inançlar üzerinde herkes ibadet e, özgürlüğü var Dolayısıyla Hı. yapıyor ama bu odaklar bu terör odakları Türkiye karşıtları bu ahlaksız e, terör örgütleri ve e, istihbarat örgütleri Türkiye üzerinde bir oyun oynuyorlar bunlara karşı çok uyanık olmalıyız e, sağduyulu olmalıyız özellikle ve özellikle bu siyasi partilerin bu sokak çağrıları Beni son derece Tuğba Hanım, rahatsız ediyor ve iriti ediyor. Neden? Ee, biz provokatörlere mi taraf olacağız? Devletimize, milletimize mi taraf olacağız? Biz devletimize ve milletimize tarafız. Bakın buradan e, beyan ediyorum tekraren. Yani bu sokağa çıkıp da provokatörlerin oyununa gelenlerin de karşısında aslan gibi dururuz. Yani böyle şey asla ve asla kabul edilemez. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki söylemleri, Tekraren ifade edeyim, sokağa çıkan pişman olur. Peki, şimdi e, Mustafa Ertekin'in bahsettiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından parti başkanının e, sokağa çıkacağız ve adaleti arayacağız demesinin ardından Devlet Bahçeli de e, sokağa çıkan pişman olur dedi. Biraz bunun üzerinden başladı açıkçası e, ve ardından yaşadığımız kilisedeki e, o cinayet ve Son 2-3 gündür, gündür de bu e, neredeyse e, kan dondurucu e, cinayetlerde peşi sıra geldi. E, kıymetli Büyükelçim, siz bunları büyük resmi bir parçası olarak mı görüyorsunuz? Mustafa Ertekin dediği gibi. Yoksa sizce e, hepsi birbirinden ayrı bağımsız olaylar mı? Yani ben biraz farklı görüyorum. Ee, yaşam icabı 1960 yılında işteler oldu Türkiye'de. Ben Galatasaray Lisesi son sınıfındayım. Ee, İstiklal Caddesi'nde bütün talebelere de geldiler. İki tane gencimizi kıyma makinesinde kıydılar diye bir bilgi taletti. Nasıl yaptınız? O tarihte de ordu falan, herkes ayağa kalkmış, polis falan. Ordu başka bir boyutta, işin içinde. Ama diğerleri falan Böyle olunca insan, hele gençlik olunca, e, biraz daha fazla kanı kaynıyor anladığım kadarıyla. Vay nasıl olur bu diye biz hepimiz sokağa döküldük efendim. Ve e, netice itibariyle ihtilali yaşadıktan sonra bunların hepsinin birer tevatür olduğu... İhtilale zemin hazırlamak, Zemin hazırlamak. E, şimdi burada esas itibariyle tartışılması gereken şey, 1960 ihtilali yapılır mıydı Türkiye'de? Hayır yapılmazdı. Yani tefer altına girmiyor ama çok tartışılan konular var bir tek örnek vereyim rahmetli bir kere o üç tane idam falan bunlar cinayettir hala unutamıyoruz evet. hala unutamıyoruz evet. bu mümkün değildir böyle bir şey olması ama şöyle de bakmak lazım bir şey normal olarak hükümet yani rahmetli hiçbir bunları geri gelemezler mesela Dışişleri Bakanı olarak Zorlu, Türk gelmiş zorlu. gelmiş en muhteşemlerden Kıbrıs'ta biriydi. Kıbrıs'ta özellikle. Tabii tabii. Menderes rahmetli. Eğer Menderes e, parti içinde aklı başında bir politika gülüp, ki bu da oldu ama, bir erken seçim kararı almış olsaydı her şey biterdi. Bakın ben size iddia ile söylüyorum. Bunu Türkiye Türkiye bu ihtilali yaşamazdı. Peki temelini temelinde erdiyordu bugüne geleceğim de yaşanmış bir olayı paylaşıyorum size. Peki neydi bu iştirala temelinde? 1950 yılında Türkiye'de yine halk Partisi iyidir bile ben partili de değilim siyasetçi de değilim bu konularda da bilgim de yok. Ama halk Partisi yıllarca tek parti olarak bu işi götürmüş. Birden Demokrat Parti iş başına geldi. Ve Türkiye'de aklınızda alamayacağı kadar önemli temelde değişiklikler yapılmaya başlandı. Bu değişikliklerin içinde iki tanesi var ki çok önemlidir. Birisi ekonomidir efendim. 1953 yılına kadar her şey çok iyi gitti. Ne kadar benzeşmeler var ben bunun için anlatıyorum. İhtilal demiyorum. Tövbe yaşadığım Allah korusun. Kalkınma hızı %17. Allah korusun. Kalkınma hızı %16-17 o dönemde. Allah korusun. 1953 sonuna kadar bu Kore Savaşı dolayısıyla bizim tarım mallarımız satılabiliyordu. 3-5 kuruş paramız da oluşmuştu. Dolayısıyla rahat gidiyorduk. 1954'ten sonra, Kore Savaşı bittikten sonra biz iki defa daha iflas ettik. Evvela 1958'de hatta o kadar ki bir anekdot gibi anlatayım. Güler miyiz ağlar mıyız diye. Alman mucizesi olmuş. Erhard'la e, Aydenauer e, iş başındalar. Biz e, Alman şansölyesini Türkiye'ye davet ettik. Yapacağız devalüasyonu. Yani 9 liraya çıkaracağız. Birdi, bire 1'di dolar. E, ondan sonra 2.80'e çıktı. Vesaire sonunda 9 liraya çıkaracağız. Fakat en az 6 aylık İthalatınızı garantiye alan bir rezerviniz yoksa, o yaptığınız için 5 kuruşluk faydası yok. Ertesi gün yine o fiyatları tutamazsınız. Bu bakımdan Almanya'dan biz yanlış hatırlamıyorsam, hafızam yanıltabilir, 200 milyon mark borç arıyorduk. Borç değil de işte bize uzun e, arada öderiz, evet. buna bir yardım et diye. Ve aydan arada tablayacağız tam tam tabiriyle söylüyorum Tablayacağız. <laughs> Çünkü e, Türkiye için. Yine daha sonra Helmut Schmidt de aynı şeyi söylemişti. O da rahmetli Demirel zamanı içindir. Burası domuz ağrı gibi ekonomik açıdan Türkiye falan diye bu lafları da Hı -hı. Almanya'da görebiliydim o tarihte de. Bunları yaşadım ben. Neden anlatırım? Efendim bu koşullar altında e, Savarona yani Türkiye bir muhteşem bir ülke olduğu için bu konularda da çok iyi biliyor şeyi. Savarona'nın Atatürk'ümüz de kullana kullana 15-20 gün kullandı rahmetli şey değil. E, altın takımlar vardı. Biz bütün o altın takımları falan da masaya koymak suretiyle Aydan Avrupa ayarlıyoruz aydırına ayar Bak, bakmış. Yani ben yok mu ama o toplantıda hazır bulunan bir büyüğünden bana anlatılanı söylüyorum. Ben benle birlikte bazı işte 200 milyon mark falan konuşuluyor. Şunu yaptım, bunu yapmadım mı falan. Arkasından dönüyor Aydın Ahur. Şuradaki altınları satsanız diyor. Herhalde yarısını çıkarırsınız. Ondan sonra diyor nasıl olsa yerine tekrar koymanız da mümkün olabilir. Evvela gerçekçi olup ve ekonomiyi bir düze çıkarmak esastır diyor. Onun için benim sözü diyor ve para vermişim vermemişim o para buradan geliyor, oradan çıkar gider. Onun da evet biz 9 liraya gene çıkardık doları ama bir şey yaramadı. Ondan sonra yine evet. iştirlerle birlikte yine halkanın altına gittik. Yani ben çok şey anlatırım dediğim gibi ama teferruatına girmeyeceğim. Arkasından bir iştirlerle bitti. Ve orada da çok önemli bir faktör ortaya çıktı. Demokrat Parti ikiye bölmüştü Türkiye'yi. Ve bu arada Demokrat Parti'nin bürokrasiye karşı çok ciddi bir sıkıntısı vardı. Adeta Demokrat Parti'nin başta askerler olmak üzere her zaman çünkü bir ayak bağı olarak ortaya çıkmışlardı. E, bu kapsam içinde e, onlarla ilgili olarak uyguladığı politikalarında bir dahle olduğunu hmm. daha sonra gördük. Nedir bu? Çok basit şekliyle. Ben Galatasaray Herhalde ettim babam. Yani bir devlet memuru olarak gidip en zengin okulda okuyacak haliniz de yok. Ama bunun ötesinde sınava girmek gerekiyor. Görev dolayısıyla müracaatını yapamadığı için ben bir tek Galatasaray Lisesi'ne girdim ve kazandım. Yatılı okuyorum. Babam da adam, o da bir subay. Dolaşıyor Türkiye'de tayinen. İlk girdiğimde rahat rahat benim okul paramı devlet okulu bahsettiğim. Oy deniyordu. Efendim 4-5 yıl sonra babam evde tercüme yapıyor. NATO'ya girmişiz. Türkiye'de dil bilen de yok doğru dürüst. Şu manada İngilizce herkes konuşuyor ama Topçu Talim tercüme edecek bir teknik bilgiye ihtiyaç var. Tabii. Silahlı kuvvetlerde mesela bir sınav açılıyor. Deniz kuvvetlerinde 5 tane bunu yapabilecek İngilizcesi olduğu varsayılan insan çıkıyor. Yani Türkiye'nin de hali bu. Bir katır, bir askerden daha önemli. Çünkü katır öldü mü topu çekemiyorsunuz. Bunlar ne yaşandı dönem? Ve netice itibariyle ne oldu biliyor musunuz? Benim babam topçu talimnamelerini, İngilizcesi iyiydi, topçu talimnamelerini tercüme ederek onun parasıyla benim Galatasaray Lisesi'ndeki Lisesi'ndeki paramı ödüyordu. Yani şuradan başladı, Yerisin geriye gitti. Ee, bu, bu kasıtlı olarak mı yapıldı? Politinin politika bir sonucu muydu? Neydi, neydi? Bunlara bakılır. Ama kesin bir şey var. Ee, gelişme yolundaki ülkelerde bazı şeylere çok dikkat etmek çok özdeğol işte. olmak buraya geldik. Çok temkinli olmak ve o provokasyonların sokağa döküleceğini çok net bilerek halkın bütününü kapsayacak şekilde hareket etmeyi becermek lazım. Eğer ben, sen, o diye bir takım Ayrıştırır. teorilerle hareket etmeye başlarsanız bu ülkeyi tutamıyorsunuz. Her 10 yılda bir bu ülkede bir ihtilal olması, lanetlenmesi gereken bir şeydir. Hiçbir faydası olmadı, Türkiye'ye bir şey getirmedi. Ama netice itibariyle hep beraber birkaç Kendim defa ya. fakirleştik tekrar. Tam toplanıp belirli bir noktaya geliyorsunuz, yine ayağınıza kurşun sıkıyorlar. E bunları anlattıktan sonra satır başı halinde söyleyeceğim. Ama bakın laiklik bu ülkenin dileseniz de dilemeseniz de kurtuluşudur. Başka bir ifadeyle eğer bir ayrımcılık propagandasına zemin hazırlayabilecek noktaya taşırsanız sizi kalbinizden vururlar. Evet. Ve ondan sonra da bunun üstesinden gelebilme şans ve ihtimaliniz yoktur. Mesela ben Cumhurbaşkanımızın şeriat ifadesini seçime giderken ona inanıp inanmadığını bir kenara koyuyorum. Ama şeriat ifadesinin içinde yer aldığı şeriat Türkiye için geçerlidir dedi bir cümlede. E bunun ne kadar zümreyi bir anda muhalefete çektiğini ve bir anda karşı çıkma psikozunun ön plana ...çıkarıldığını düşünebilir misiniz? Evet siz orada oy kazanacaksınız. Ben siyasetçi Ama değilim. Karşısında Ama karşılığında ödeyeceğiniz çok ağır. Karşısında duranları nasıl... Çok ağır. Ha, şimdi gelelim... Her hazırda bizim karşı karşıya bulunduğumuz olay... ...Türkiye olayı değildir. Evrenseldir. Bakın Avrupa Birliği birbirine girmiş vaziyette. Almanya... E, ee, döner 10 euroya çıkarıldı diye Alman halkı sokaklarda paramız yok diye açıklama yaptılar. Açık bir, açık. Brük, Brüksel'de çiftçiler. parlamentoyu Abluka'ya almış durumda çiftçiler. Pislik çiftçiler. koyuyorlar önüne gidip. Evet, çiftçiler çiftçiler, çiftçiler ayaklandı. Bütün de, traktörleri de. parlamentonun etrafına evet. getirmişler. Ee, İngiltere'de e, efendim şeyi basıyorlar ve çiftçiler e, pislik e, döküyorlar her yere. Evet. Şimdi bu tabii ki dünyanın sorunu ama Türkiye'ye bu vebayı bulaştırmamak lazım. Şimdi ya ta tarım dediğiniz yani. şey Türkiye'de aslında bakın bu, yani, yani bunlar tabii günlük olaylar diye konuşuyorum bir şey olarak ama eee sınarak gene Ben değilim. portakalı çok severim. Türkiye'de şu sırada bu kış kışta pek yaşamıyoruz ya neyse. Portakal yemiyorum. Gelen portakallar ya çok ufak ya öyle ya böyle. Domates, domatesi kokusuna hasret kaldık. Hasret. Ka <laughs> Bunlar ihraç ediliyor verem. Yani, yani şey paparazi ihraç ediliyor. Doğru. Benim beslenmem orada çok önemli değil. Ben adam gibi o muhteşem do portakal mazret kaldım. Ne bulursam onu yiyorum. Onu da bulamıyorum her zaman. Onu da söyleyeyim. Şimdi bol bodrumda oturuyor kızım bir bahçeleri var. O bahçede aklınızda alamayacağı kadar. Turgut işte mandalina, evet. evet. mandalina bahçeleri var. Turgut Reis'te mesela mandalina bahçeleri var. Efendim öyle. Ben 12 yıl oturdum hocam Bodrum'da da. Evet. Çok iyi biliyorum. Orada evet. çekirdekli mandalina yetişir. Kokusunu belki e, orada Çekirdekli soyduğunuz. ama deyin. 100 metre ileriden ya, soyduğun yani. zaman kokusunu alırsınız. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Kadar evet. Kızım geldi buraya işte ta sömestr tatilinde. Dorunlar falan beraber. Acıdır. Ya baba işte sen çok seviyorsun ama yok. Gitti bize şöyle kocaman bir koli içinde bahçesindeki mandalinalardan gönderdi. Ben de açtım telefonu. Güzel kızım dedim. Siz de yiyin orada. Baba öyle değil dedi. Buradan dedi bilinçli şekilde. Ya ihracata gidiyor ama evet. Bodrum mandalinasını satamıyorsunuz çok çekirdekli olduğu evet. için. Evet. Biraz daha ikimsi gibi oluyor. Dolayısıyla elde kaldığı için hepsi dökülüyorlar yerde çürüyor bunlar Yazık. ve siz orada 30 liraya 25 liraya bir şey yiyemiyorsunuz ben orada senin de portakal aşkına bildiğim için gelip o nedenle buradan bir kasa doğrusu mandalina gönderdik ama bozuluyordu Neyse Bilsen bu akşam size de getirirdim. <laughs> Bir dahaki sefere. <laughs> ha, ama yani gidersiniz genelde Bodrum'a. Tabii tabii. Yani, yani benim zaten şey. Şimdi bunları söyledikten sonra şöyle tamamlayayım. Zaman işgal etmeyeyim. Dünya sıkıntıda. Evet. Sadece Türkiye değil ve bu sıkıntı geç her geçen gün biraz daha büyüyecek efendim. Çünkü savaşlar her tarafa yayıldığı ölçüde üretim de etkileniyor tabii bundan. Ama nüfus artışı da 8 milyar birleşmiş milletler tahminlerine göre 2050 yılında 12 milyara kadar çıkma ihtimalimiz var. Dolayısıyla ya dünya kendi kendine yola getirecek doğal afetler veya ama evet. bir şekilde ya savaş ya o ya bu. Bu böyle gitmez. Nitekim işte bu ısınma vesaire sorunları falan derken daha bu yıl bile birbirimizi neredeyse gırtlatmayabilecek bir noktaya taşınmış bulunmaktayız. Fakat sokakta yaşanan meseleler de çok tesadüf gibi değil sayın bir evet. Yani. Şimdi bunlardan hareketle ben size evet. teferruatına girmeden hala hazırda Türkiye'mizin de karşı karşıya bulunduğu hiç teferruata girmeyeceğim. Çok süratle buyur gideceğim. Hocam, bir, ekonomik durum bir felakettir. 31 Mart'tan sonra yeni zamlar bekleniyor. Başka çare de yok. Geri kaldık, geç kaldık, yanlışlar yaptık vesaire ama bugün geldiğimiz noktada ekonomi bir ızdırap konusudur. Hı hı. O ayaklananlar var ya hepsi. Avrupa'da filan gördüğünüz nümayişler. Çiftçiler, şeyler. şeyler. Bunun da temelinde yüzde yetmiş beş ekonomi yatıyor efendim. Tabii, tabii. Bu ekonomiyi dünyada... Fransız ihtilalinin temelinde bile tabii, o yok. Aynen. aynen. Türkiye'de bu manada ciddi bir sıkıntıdayız. Adalet mekanizmamız da çok sıkıntılı. Yani... Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir vatandaş olarak söylüyorum. Yemin ediyorum partili falan da değilim. Hiçbir şeyim yok. Ama seçimle iş başına gelmiş olan bir insanı adalet mekanizmasını birbirine düşürecek noktaya kadar götürecek bir tartışmanın içine çekmek yanlıştır. Dolayısıyla bunu bilenler başka bir şekilde düşünebilir ama bilmeyenler biraz daha cahil bir kesim. Başka bir şekilde bunun peşinden gider ve sıkıntınız artar. Şimdi bu adama dedik en sonunda tamam kardeşim atıldınız meclis sende. Hı hı. Ne kazandık? Orada bir tanesi otursaydı sabahtan akşama kadar tenkit edilerek yaşatılsaydı ne değişirdi? Yani bunu tahrik ederek bir noktaya götürdüğünüz zaman belirli bir zümreyi de ayağa kaldırıyorsunuz. Değmez. Oturup da Yargıtay'la anayasa mahkemesi ki o da baştan aşağı bir evet. anayasal kurumdur. Belki öyle bir başlığımız vardır. Ben e, şey olunca izah edeceğim kıymetli evet. bir gelçim ona. Ve teferruata Satır başarı tabii, söylüyorum tabii, bunları. Tabii. Şimdi Bunu yaptığınız zaman... Yani kutuplaştırıyorsunuz. Tabii kutuplaştırıyorsunuz bu ülkeyi. Yine başka bir şey daha söyleyeyim. Şeriatı söyledim. Laiklik olmadan bir yere gidemezsiniz şey olarak bunun ötesinde Filistin meselesi. Dünyada bu kadar Arabıyla bilmem nesiyle Müslümanıyla bizden daha fazla Filistin konusunda batağa saldırarak giderim. Ben bu işi çözeceğim diye ikinci bir ülke yok. Ama Filistin'in de bize gelip de kapımızı çaldığı vaki değil. En son yeri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire, Katar, arabulucu olmak suretiyle çözüm getirmek ha. için yola çıktılar. Teferruatına gelmiyorum. şey çok enteresan yani Mısır devlet şey özür diliyorum Kesinlikle. Filistin devlet başkanının tutumu çok enteresan. E, tabii ki Mısır devlet başkanıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yapacak zannediyorum. Bu konuşmanın temelini oluşturacak mesele de bu Filistin meselesi. Kesinlikle. Yani, evet. E bunun ötesinde gelen İran reisi geldi. Ve şu sırada Orta Doğu'da nükleer silahın imalatını bitirmenin aşamasında. Evet. sesi 15-20 gün sonra bile çünkü elinde 20 şey değer olaraktan artan likidi yaratmış vaziyette. Dolayısıyla bu noktaya kadar gelmiş bir İran. Şimdi İran'la biz burada işbirliği için tabii görüşeceğiz hiç kuşku yok. Evet. Ama dikkat bir arkasından Putin gelecek. Evet. Dışarıdan da bize... Öbür taraftan da Amerika F-16'ları vermeye kalkıyor. Bugünün Türk konu üzerinde. başlıklarını saydınız. <gülüyor> Ama, <gülüyor> evet. Ama öyle bir saydınız. noktaya getirilmiş vaziyette ki esas. Onu Ama onu Onlar çok önemli getiriyor. konular Tuğba evet. Hanım. Yani Şimdi, gerçekten... Hem doğusu geliyor, hem batısı geliyor, hem kuzeyi geliyor, bir hepsi geliyor. geliyor. Ve Türkiye'nin burada evet. kazanılması oyunu oynanıyor. Türkiye benden uzaklaşırsa hep beraber zarar görür. Türkiye değil değil, diğerlerden. Dolayısıyla bu koşullar altında deyip bir ziyaretler bütünü. Gelin. İçeride anlattım ama satır başı olarak hatırlatayım. Ben Hırkayı Şerif doğumluyum İstanbul'da. İlkokulunda Hırkayı Şerif ilkokulunda bitirdim. Orası her zaman olduğu gibi yine çok Müslüman bir muhitti. O da göçmendir zaten. Dışarıdan getirip yerleştirmiştir Suriçi. Ben eee 1960'lardan itibaren işler çok bozulmaya başlamıştı ama şu göç olayları da işin içine girdikten sonra Fatih'e gidemezsiniz. Ben Fatih Doğulu'yum, arkadaşlarım var hala ama Fatih benim Fatih'im değil. Evet. Benim annem halen Rıkay Şerif İlkokulu dediğiniz yerin karşısında oturuyor hocam. Şimdi evet. ben gidiyorum, hakikaten buradan Sayın Belediye Başkan'a da bir çağrımız olsun. Ya. Evet. Yapmayın, bu Yapmayın. tabelalar yasak var, tabela yasağı var ama… Ee, Oğuzhan Caddesi'nden o efendim e, Fatih'e çıkan yere lütfen bir baksınlar. Arap. Yani böyle bir hayır sadece yani e, Arapça yazması değil. Yani oradaki bir belediyenin görev alanına giren rezaleti bir görsünler. Onun sana bir masada konuşalım ya. Yani. Konuşalım. bir Halk olarak yani. biz de konuşabiliriz. Herkes sokakta oturuyor. Sokakta oturmak yani evet. böyle bir şey olabilir mi? Herkes, istediğini yapıyor. herkes istediğini yapıyor. Sokaklara sandalyeler, masalar atılmış bir yandan işe hiçbir... Sultan Selim Mahalli, Mahallesi zaten cemaatçiydi. Bugünkü koşullarda Deaş'ın da... Yavuz Sultan Selim şey... Levy... e, e, Evet, evet. Yani... Ben bunları yaşayan oranın çocuğuyum ben netice itibariyle. Yapmayın Allah rızası için çekil elinizi. Göç Türkiye'ye kaç milyon göçmen var vesaire herkes bir şey söylüyor ama çok fazla göçmenimiz var ve bunları kontrol edip herhangi bir şekilde risk oluşturma noktasından uzak tutabilme ihtimal ve şansımızı da yitirdik. Sayın Büyükelçim her ekranda söylüyorum. Lazım. Her ekranda söylüyorum. Türkiye'nin sınırlarını hukuksuz şekilde aşanın ne niyette olursa olsun suç işlediğine ve kötü niyetli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle ya. Şimdi yani bizim sınırımız, namusumuz, sınırımızı siz hukuksuz şekilde aşacaksınız. Geleceksiniz mağdurum diyeceksiniz. Bu şekilde aşan hiç kimsenin mağdur değil. Böyle politika olmaz. Bana göre, yani. bana göre bana göre suçlu. Afgan öbür tarafta. Bana göre suçlu. suçlu. Afgan'ı açacaksın, göndereceksin, Aslan. gelecek buraya. Mağdur mu? Öyle bir mağduriyet Öyle mi olur? Bir mağduriyet Burada bir, olur? bir, Burada bir olur. E, evet. efendim bir e, bin yıllık devletimiz var. Gel müracaat et. Bir de et mesela kardeşim. biz vergi Öyle şey mi olur? Vergiyle. Sen sınırını ama, ilan bu, edeceksin. Ama bu milliyetçiliği ve aynı zamanda çatışma ortamını tahrik tabii, ediyor. Tabii, tabii tabii. Şimdi de bakın bitirmek için de şu çok önemli bir, bir iki başlık için söylüyorum bunları. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir güvenim yok benim. Şimdi Bizim burada bu BOK var yani meşhur. Hı hı. Bize de bir şey yapılmıştı. Aslında onun da herhalde Türkiye'de bir şu veya bu şekilde hala uğraşılmakta olan bir konu olduğuna inananlardanım. Bir dışişleri mensubu olarak söylüyorum. Gittim oralarda yaşadım ettim filan vazgeçmezler. Çünkü Türkiye'yi kontrolleri altında tutabilmek onlar için önemlidir. Şimdi ama bunu yaparken Amerika bir yandan F-16'lar vesaire diye dize getirdim Türkiye'yi diye bakıyor. Ama diğer taraftan da Güneydoğu'da 120 bin kişilik bir silahlı kuvveti eğitip her şeyle yapıp şimdi diyor ki ben 2 bin tane askerimi de çekmeyi düşünüyorum. Yahu 2 bin askerini çeksen ne olur? Çekmesen ne olur? Öbür tarafta 120 bin tane alandırmışın orada. Ve Türkiye'de olmayan silahları vererek silahları 52 bin tır sayın Büyükelçim. 52 bin tır silah veriyorsunuz, eğitiyorsunuz, donatıyorsunuz, tatbikat yapıyorsunuz birlikte. Ondan sonra ben buradan efendim bir üste Amerikan üstünde bulunan 300'ü geçmez asker sayısı. 300 kişiyi çekecekmiş. Ya çeksen ne olur çekmesen ne olur. Zaten orada bir sürü çapulcuyu yerleştirdik. 3 tane oraya. öldü diye de ayağa kaldırıp bütün dünyayı. Evet. E bu, öbür tarafta gümbür gümbür Gazze başta olmak üzere insanları katlediyorlar. Bu bir kandırmaca. Kandırmaca. Gidip ya İsrail'e kulağına oraya yeter artık şunu diyemiyor. Şu 1916 Picatoy anlaşması geçerli mi acaba? E Öyle şöyle. mi? Devam mı ediyor e acaba? Geliyor efendim. Hiç. Rusya sağ, çekilse sağ, de devam ediyor. Hiç fiko değişmemiştir. Fikoze, evet. Bunun da biliyorsunuz Körfez birinci Körfez Savaşı Rusya sırasında. Rusya çekildi ama e, sanki devam yeah, ediyor evet. gibi Bakır evet. taraflarına evet. bakıyoruz. Evet. Birinci Körfez Savaşı sırasında Bizim gazetecilerden biri albay işte harita başında anlatırken durumu bana bir sual tevcih ediyor. Şurada bir kırmızıyla bir şeyler görüyoruz Türkiye'nin de nedir bu diye. Sykes picot demiyor. Türkiye'nin gitmesi gereken yer diye görmekteyiz diye cevap veriyor. Birinci yani 1989-90 yıllarına bahsediyorum. Türkiye'nin gitmesi gereken yer. Ermenistan'la Kürdistan'a burada toprak ve bu ama onların da birbirinin üstüne binen bir kısmı var. Evvela kendi aralarında onu da çözmeleri gerekecek saçma sapan ama buralar bitmemiştir. Ama son söyleyeceğim şu. Yerlikaya'dan kayadan bahsettiniz. Helal olsun. Çok güzel. E, İstanbul'da da çok iyi Sayın Bakanımıza için. buradan şükranlarımızı arz Şükranlar edelim. Ben, Gerçekten Sayın Ali Yerlikaya'nın bugün ben gözlerimle gördüm. O bir beyaz üzerinde kırmızı zemin hakikaten çok güzel bir minibüsler şey yapmışlar, mobil araçlar, karakollar şey yapmışlar. ve Çalışma yapan arkadaşları da ben gördüm, hayran kaldım. Hatta konuşma imkanımız oldu birkaçıyla. Her ilçede şu anda yabancı olan kontrol ediliyor ve evet. kontrol edilmesi gerekiyor. Demek yapılabiliyormuş. Yapılabiliyor. Evet. Sayın Ali Yerlikaya'ya gerçekten sayın İçişleri Bakanı helal da. olsun. Helal olsun. Bir Şu adım, adım daha yalnız şunu böyle. da söyleyeceğim bir Yerlikaya için. Şu İstanbul var ya 20 milyon diyorlar şimdi nüfusu. İstanbul bir okul. Buradan geçtiğiniz zaman da Türkiye'nin ne olduğunu en mükemmel şekilde bilen herhalde İstanbul valisidir diye bakıyorum. Çünkü burada o o felaket Doğru. Durumla karşı karşıya yaşıyoruz hep beraber. Bütün bunları söyledikten sonra son bir cümle. Efendim soruyu, ha, bir, bir de bir bilgi vereyim. Ee, soruş, soruşturuyorlar şoförü ee, daha da şey olarak. Evet. E, çocuk başka bir şey anlatıyor. Diyor ki beni aldı, Allah razı olsun diyor, işte falan filan. Ee, geldiğim zaman e, borcum nedir? Dedim 221 lira diyor. O çocuğun cebinde 221 2 kuruş dahi yok. Dolayısıyla şimdi şoförümüz orada eğer iyilik etmek için almışsa 221 liranın o almış olduğu kişinin cebinde olmadığını da hesaplayabilmiş olması lazım. O Olay öyle söylüyor. Olay öyle değil, değil ama. Şimdi iki tane biri kalkıp da öyle o yalandır bu diyecek konumda değil öldürüldü rahmetli. Evet. Ama diğer tarafta da Şimdi mahkemeye gelse, ben de orada hakim olsam, ne diyeceğim? Bu da bir iddia. Bütün Büyük gözü dönmezse. Şimdi bakın abi aracını kullanan liraya, 20 arka 20 adamın 20 arkasından Bir ölüm sebebi değil yani. Ara, aracını, aracını kullanan öldürmek insanın, bahsetmiyorum. Evet, evet, aracını yani. kullanan insanın arkasından 3 tane 4 tane Tabii, haince, neyse haince, kalleşçe, adice tırnak içinde yine söylüyorum bilmem ne faresi. E, bu şekilde e, insan katledilemez şehrin göbeğinde buna asla ve asla arkasında kimse durmasın Çok e, bu ha şeyleri hain fikirlere çok e, sevgili hocam vermez. anlatmak için bunu niye söyledim biliyor musunuz bu toplum huzursuz bu toplum rahatsız bu toplum her yönden kavgaya girmek için hazır bir noktaya gelmiş vaziyette Sokakta çıkarken adam geliyor bana çarpıyor. Affedersin kardeşim demek mecburiyetinde olan benim. Korkuyorum neden biliyor musunuz? Eskiden önüne baksana kardeşim desem. Evet. Çık. Neydi adını unuttum. Diyarbakırlı rahmetli. Üç mü bıçak garbesiyle derbesiyle. Peki Devam neydi orada. suçu? Hiçbir Hiç suçu. şey. İnsanlar öfkeli. İnsanlar bunun da arkasında evvela ekonomi yatar. Ama ondan sonra bütün şu başlık diye ben sizle paylaştığım, teferruatına girmediğim bu konuların hepsini alt alta yazdığınız zaman o toplum huzursuz demektir. Tıpkı Avrupa Birliği'nde, Almanya'da, her yerde de o huzursuzluğun tezahür etmekte olduğu gibi. Evet. Çok çok teşekkür yani, ederiz. Kusura bakmayın biraz Sağ olun hocam ağzınıza sağlık. Bizim ee, o geçmişteki anılarınızı dinlemek bile izleyiciler için çok güzel yani. Yaşanmışlık. Peki. Sayın Özalman sizin de yani ben şu zülkelçi e, anılarınızı bile anlatsanız mesela evet. keyif alıyor. Insanın. 980 ihtilalini çok anlatmadım. Çok e, beğeniyorlar Bugün yani. Bugün İmam Hatip evet. diyorlar okulu. En çok İmam Hatip ne zaman açıldı biliyor musunuz? 1980 ihtilali sonrası. O biliyorum evet. onu ben. Doğru. Evet. Maalesef. Oturup şimdi başkalarını burada buluyoruz. E, 1980'den vuruyoruz. sonra biliyorsunuz Yunanistan'da NATO üyesi oldu. Evet. Evren Paşa Söyleyecek Allah rahmet çok edersin. şey var. Evet. 1980 Yunanistan'ın NATO üyeliği 2009 evet. Fransa'nın geri dönüşü Gelişim. bir de İsveç benim hep şurada. <laughs> ben bu İsveç kabullenemedim. Şöyle <laughs> <laughs> <Yani>, söylüyoruz zaman. Ben <laughs> burada yüreğimde ben şey de öyle. olarak böyle. <laughs> yani Orada... sevgili Cem ne diyor? Hakkımı helal etmiyorum. <laughs> Uz uzatmayacağım. Uzatmayacağım ama bir tek şeyi söyleyeyim. Ee, hükümet olmak kolay bir şey değil tabii. tabii, tabii de. Anlıyor Şimdi siz F-35'ini alıyor, bilmem ne yapıyor. Yunanistan kendi yönünden bir sürü atılımlar yapmaya başladı. Amerika yaptırıyor Fransa ile birlikte. Kendisinin bir adam olacağı yok. Nitekim itiraz da geldi muhalefetten. Nereye gidiyoruz? ya? Biz imkan ve kabiliyetlerimizi aşmaya başladık diye söylediler. Ama çok önemli bir faktör var burada. F-16'ları almazsa Türkiye yüzde %100 2028'de uçacağının bir garantisi var mı elinizde? Şimdi zaten Sayın Büyükelçim hemen bir parantez içinde söyleyeyim. Yani böyle bir karardan sonra e, Kanada'nın uyguladığı ihracat e, efendim kısıtlaması kaldırıldı. Bunlar biliyorsunuz optik evet. meseleler, motor meselesi, optik meseleleri ve Hollanda da aynı şekilde bu şeyi kaldırdı. Kazanımları var. Devlet haklı devreye girdi. Ama e, devlet haklına saygımız sonsuz ama ben yüreğime de ara sıra soruyorum yani. yani <laughs> f keşke e f yapabilsem. F35'ler e, dururken buna nasıl gidip keşke ben yapabilsem de bunlara <laughs> maruz kalmasam yani. Kalmasam. Gidip de yüreğimdeki o zaten. Putin Sen geliyor dedi. şimdi Türkiye'ye. Sadece o değil yani F-16'lar için değer mi yani? F-35 vardı, Patriot'lar vardı. yani. Yok o F-35'ler falan onlar ayrı bir konu. Hı hı. Hayır parasını ödedik alamadık onları iptal ettiler. Yani Amerika'nın tutumunu bir bütün halinde tartışmaya açarsak e, Çok 18 farklı. tane sorunum var Amerika'yla ve bunların hiçbirinde Amerika şuradan şuraya adım atmıyor. Doğru. Ama ha. adım attırıyor atmıyor. Şimdi ben de bunu yalnız söylerken Defetist yani, Biz, hı hı. E, e, altta evet. kalan bir insan gibi konuşmak istemem. Türkiye'de bakın Hitler bile benim sınırıma kadar ikinci dünya savaşına geldi, girmedi. Bir konuşması var Hitler'in. Ben Almanya'da görevliyken anlattılar. Hı. Diyor ki, adamlar çok kavidir diyor bu Türkler. Bak İstiklal Savaşı'na falan da dağa çıktı mı diyor, bizim orada orada diyor. Azerbaycan'a gidecek bu petrol için zorlanır. Ve Türkiye üzerinden gitmemesi hususunda Türk devletinin, milletinin bu karakteri de var. Şimdi dolayısıyla her önüne gelen benim coğrafi konumumu şöyle bir harita üzerinde düşünün. Benim buradaki varlığım kime meyledersem onu zengin eder. Göçüyle, her şeyle birlikte. şimdi e Bu koşullarda Türkiye'yi ikinci plana kimse atamaz. Ama Allah cezasını vermesin. Ne diyeyim ki? Oyun içinde oyun. Birçok oyun var. Çok Türkiye ne yapsın? Ne diyeyim? Bu jeopolitikte kaderimiz herhalde biraz. Ne diyeyim? Büyük o zaman olamazsın. ben hükümet olsam. Bugün ya çok teorik bir sual. Halk Partisi hükümet oldu. Farklı bir şey mi hükümet yapacak? Kazanmıştı. Kazanmadık dedi. Zaten kendi milletvekilleri Gitti İsveç'e yani. o da. Onlar da verdiler İsveç girsin diye. Evet. Yani başka bir ifadeyle eğer Türkiye'nin çıkarı bir takım şeyleri çünkü üst düzeyde bütün bu pazarlıkların ve sıkıntıların tartışılmadığını düşünmek mümkün değil. Milli savunma vesaire dahil. 2040 yılına kadar en az Türkiye'nin evet. hava kuvvetine ihtiyacı var. 2028'den önce zaten kanın havalanması söz konusu bile değil. değil. Onu söylüyorlar, ifade ediyorlar. Her ne kadar hazır olsa da tabii ki testleri var, şeyleri var, üretim aşaması var. Dolayısıyla 2040 belki de çok iyimser. E, i̇yimser sayın, olsa, sayın, olsa bile Gülüşmeler. en erken. En erken belki de çünkü bu süreçte 2028'e kadar teslim edilecek bu F-16'lar zaten. Dolayısıyla devlet aklı devreye girdi diyelim. Girdi. Bizim devletimizin aklının devreye girdiği her şeye saygımız sonsuz olur. olur. Ama... E, yapılanları da e, yani bu kontrol etmeyecek mü, miyiz? Tabii bu Müttefikimiz dediğimiz e, merkezlerin yaptıklarını da not ettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Efendim yani. Amerika'ya güveniyor musunuz? Hatırlatmak istiyorum not ettiğimizi. Başka Ben Amerika'ya şeyden... <laughs> güvenmiyorum Hayır, daha da ileri giderek Amerika'ya güvenmiyorum ve önümde hangi çapar olduğunu tekrar çıkarılmasının ihtimali olabilip olmayacağını da önümüzdeki Kasım seçimlerinden evet. sonra göreceğiz Başlatılar diye bakıyorum. zaten, zaten çıkarmaya. <laughs> Bu koşullar altında Türkiye'nin süratle kendi savunma sanayi vesaire ayağa kaldırması şarttır. Peki. İnşallah elimi açtım. Biz devletimizin, milletimizin yanındayız Sayın Büyükelçi. Evet Allah. Şu şeyi de çok hatırlatmakta fayda var. Türkiye layık, üniter, hukukun üstünlüğüne dayalı bir cumhuriyettir. Kesinlikle. Buradan da asla ve asla asla. Kurtuluşumuzdur efendim. Anayasamızın ilk dört maddesine sadakatimiz sonsuzdur. Kesinlikle, Kesinlikle Bu kadar büyükelçim. Anlattığınızda de dediğimi yani. O ilk dört madde ben bir bile şey tartışıldı deyimmedim. hatırlıyor musunuz bir dönem? Tartışıldı yani tartışmaya evet. açıldı. Evet. Aynı bu stüdyoda evet. çok ciddi şeyler konuştuk biz. Yani ben e, Sayın Büyükelçim ne ifade ettiğimi çok iyi anladı aslında yani ne dediğiniz. Bir şey var onu da tamamlayıcı olarak hemen <laughs> araya sokayım. E, 31 Mart'ta e, yapılacak seçimlerin sonucu Türkiye'de aynı zamanda çok daha değişik bir anayasayı da beraberinde getirecektir. Bunun bunu teferruatına da girerim isterseniz ama girmemeyi tercih evet. ettim. Peki evet. biz ikinci bölümde genelde siyaset konuşuyoruz ama ben bunu çok merak ettim. Bunu konuşalım. İkinci bölümde girelim. Evet. İlk, yani evet, aradan sonra. Sayın evet. Hocam Ama biraz. gelmişken gel Sayın Hocam'ın fikirlerini merak ediyorum. Ne, neler Doğru. oluyor aslında? Ama bu unutmayalım. Kesinlikle. Yani. unutmayalım. Ben de unut Bey Yine onu da Ben de ben de yazıyorum. Evet, Sayın Hocam siz e, katılıyorsunuzdur eminim evet, ki evet, yani eminim. bilmiyorum yakından takip edebildiniz evet. mi edemeseniz bile zaten evet, hani daha evet. önceden. Bu hafta önce böyle bir sağlık problemleriyle uğraştık Geçmiş ama olsun. şu an neyse çok şükür atlattık. Geçmiş, ee, Geçmiş olsun. Çok takip edemedim ama olayları son dönemde biliyorum. Ee, hakikaten bu kadar üst üste gelmesi bir İtalyan kilisesinde e, sonra e, önce camide sonra İtalyan kilisesinde bir saldırılar. Daha sonra işte Ramazan Bey'in e, öldürülmesi. E, dünkü dünkü e, taksici olayı. E, gerçekten bunlar daha önce de hatırlarsak seçim dönemlerinin öncesinde bir takım olaylar oluyordu. E, geçen e, seçimlerden Yağ önce. Hocam, kadın cinayetleri, çocuk istismarları evet. bunların bunları da yani toplumu evet. geren şeyler yani. Şimdi bunların bir kısmı provokatif olmakla beraber ben e, Uluş Bey'e %100 katılıyorum. E, çok Saygı duyuyoruz zaten kendisine. E, toplumun artık e, çok ciddi anlamda tabii ekonomik kökenli olduğunu düşünüyorum. Psikolojik olarak sorunları var. E, uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü en ufak bir şeyden tartışma zemini yaratıp insan öldürmeye kadar gidebiliyor. Çok basit şeylerden. yani Gerçekten e, toplumun belki de aslında... Bu hakikaten bütün e, her şeyin altında siyaset, e, ekonomi yatar derdi bizim toplum e, çok değerli hocam, hocamız. Onu Fransız e, inkılabının, Fransız devriminin arkasında bile tabii ekonomi var. Ekonomi e, baktığımız zaman ekonomi, toplum, huzursuz. Sadece ekonomi olsa, sayın hocam çok farklı şeyler var. Siz söylediğiniz yüzde katılıyorum. O kadar e, örneğin bugün e, bir arkadaşımın bahsettiği bir sitede oturuyor kendisi. 18 bin lira aidat olduğunu öğrendim. Yani bu hakikaten siteler dahil yani e, bir denetim mekanizmasının olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bunlar hakikaten çok ilginç. Yani sitelerde bile mafyavari evet. e, hareketler var. Şimdi insanlar gerçekten... Ee, inanılmaz fahiş fiyatlar gıda fiyatlarındaki artış. Ee, öbür taraftaki hakikaten bizim bahse sizin bahsettiğiniz gibi e, babam İzmir, Selanik e, İzmir e, ödemişli. Ödemişin domatesi meşhurdur. E orada o kokulu domatesi bile bulamıyorsunuz, üretemiyorsunuz artık veya o e, hakikaten Bodrum'un mandalinaları vesaire, o e, Antalya'nın e, turunçları artık yok. Yani şunu demek istiyorum. Gıdalar, gıda terörü var. Yani bir ülkeyi yok etmek için ya yani bunlar yapılıyor. İlaç sektöründe kanser ilaçlarını bile sahteleri yapılıyor. Bazı ilaçlar artık çok farklı e, üretilen biyolojik silahlar, biyolojik silahlar genç nesli yok edilme noktasında bazı yerlerde mahkemeler açılmaya başlandı. E, denetimsizlik var. Dediğim gibi bu e, siteler dahil olmak üzere birçok şekilde e, toplumda, emlak sektöründe, yani ...söyleye söyleye bir emlak... ...yurt dışındaki sistemi getirtmeye çalıştık. Her önüne gelen emlakçı biliyorsunuz. Havadan para kazanmak vesaire. Yani toplumda insanlar... ...nereden kolay para kazanırım? Nasıl eğitilmeden, okumadan... ...ben para kazanırım? Bunun derdindeler. E, öbür tarafta da e, bu bir takım dizilerde... E, ...mafya karakterlerin ön plana geçti. Bence Ritük'ün buna yönelik de... ...hareketleri evet. olması lazım. Çünkü... Hani mafya olan kazanıyor işte paraya nasıl kazanacaksın işte öldüreceksin bu e, bu şekilde e, toplumda çok ciddi bir aslında e, kaosa yönelik e, ben bunu gündem belirleme kuramıyla kuramı da eşleştiriyorum yani gün bir gündemi belirlemek çok kolay toplumları kutuplaştırmak insanları birbirine düşürmek ama genel anlamda bir şey var ki burada e, eşini öldürüyor mesela eşini gidiyor kayınvalidesinin çocuğu kendi çocuğunu öldürüyor böyle bir <laughs> Yani cinnet toplumu oluştu. Bu çok ciddi bir şey. Tabii altyapısında ekonomi var, birçok faktör var. Ee, ben e, üniversitede hocalık yapıyorum. Öğrencilerin gelecek kaygısı. O kadar çok var ki herkes diyor ki parayı bulursam yurt dışına gideceğim. Yani yurt dışında bir kurtuluş olarak bakıyor. Yani çok hakikaten Geçen çok üzücü. Almanya'ya giden genç sayısı 100 bini aşmış. Tabii. Tabi Nitelikli elemanlarımızı kaybediyoruz doktorlar gibi çok hekimler yanlış bir gibi şey gibi. hocam ya. gerçekten yani. bu umutsuzluğu çözmek Genetli lazım elçim, siz dedin ya. gençler açısından bu umutsuzluğu çözmek lazım çünkü Hı. neden biliyor musunuz e Amerika'nın nüfusuna orantılarsanız, sokakta yaşayan insan sayısı bir hayli fazla gençlerimizi sadece yurt dışına gittiği zaman e, istikbalim kurtuluyor olarak göstermemek lazım kendi ülkesinde kendi vatanında kendi topraklarında bunları istihdam edecek, onları buraya hakikaten bağlayacak yeni bir projeler, yeni Bilmiyorum, bir söylem geliştirmek bir lazım. Bir sözü var. Çünkü. Almanya yeni kanun çıkardı biliyorsunuz, yürürlüğe girdi. Evet. evet biliyorum. Kolay vatandaşlık verme evet, evet. Bir de şeye de Hı -hı. efendinin söylediği tabii, tabii, husus tabii, lütfen, çok önemli lütfen, bir şey var. Buyurun tabii ki İçeriden siz ne kadar büyük sıkıntılar olduğunu söylediniz. Evet. Böyle bir ortamda dışarıdan gelen etkinin evet. ne olduğunu da anlattılar. Evet tabii. Evet. Onu yani, da bir kenara yazmak lazım. Hocam inanın inceliyorum. Ben çok şimdi doğru. tabii ki e, sabah kalkıp e, bir köşe haftada iki gün yazıyorum. iki üç gün Hı -hı. yazıyorum. Ne güzel. Ama ondan sonraki zamanımda inanın televizyon programlarının dışında da kendime birkaç saat ayırıp çok ciddi araştırma yapıyorum. E, toplumun sosyolojisi nereye gidiyor yani ne oluyor? Ben uzak durmaya Bakıyoruz, çalışıyorum artık. Yani Dışarıdaki yaratılan cazibe yarat, e, manipülasyon e, şey söylemler hakikaten içerideki genç e, e, nüfusu bizim gençliğimizde aslında cezbediyor gibi. Bunlar, e, çünkü bir doktor e, bir uzman olana kadar 10 yılda e, liseden sonra 10 yılda yaş, e, yetişiyor hocam. Tabii. Yani bir Almanya'nın doktor e, istihdam etmesi demek yani hiç para harcamadan hiçbir devlet imkanı yapmadan. O hatta 12 yıl e, efendim, değil. onu ona, e, e, iş gücü anlamına sahip oluyor. Ve okul 4 Yukarıdakini yıl. Yukarıdakini götürüyor. Tabii. Yukarıya bana evet. bıraktığıyla evet. aldığı götürdüğü farklı külfete külfete yani o efendim 7 yaşından beri olan e, devletin hayırlı, efendim yetiştirdiklerini hayırlı. bir tarafa çekiyorsunuz. Son 10 yıldaki aldığı tüm eğitimin e, daha tabiri caizse işte e, tam verimli zamanını iş gücü olarak e, ele geçiriyorsunuz. Evet. Şimdi bakın buna çok dikkat etmek lazım. Yani bizim ülkemizde dikkat edecek ee, aslında e, bu gibi nitelikli gerek doktorlarımızı gerek bilim adamlarımızı e, daha diğer alanlardaki mühendislerimizi yani yurt dışına cazip tekliflerle götüren mekanizmaya karşı bir proje bir o evet. akıl ortak akıl oluşturmak zorundayız bunun seni beni yok ülkemizin geleceği. savunma işte. sanayimizde bugün. Türkiye ayağa kalktı ve kendi başına hı hı. bir şeyler yapabiliyor. Aselsan'ı geçenlerde de okuyordum. 20 bin tane çalışanı hı hı. varmış. E bunlar üretiyorlar. Bu da Türk. Işte. ülke için. benim yeğenim var. Mühendis kendisi. Şimdi tabii doğru olmaz isim olarak söylemek. Hı. Çok önemli kurumlarda Türkiye'de kendisi çok önemli hizmetler yaptı. Şimdi geçen konuştuğumuzda bir aile ortamında, Efendim, bilmem ne fabrikası e, yine Alman e, ya da bir önemli bir merkez. Efendim, bir teklifler, bir teklifler, bir teklifler, bir teklifler var ve gitmeye karar vermiş. Şimdi, şimdi benim inanın o günden beri tansiyonum çıkık. Neden? E çünkü yani e, fakat beyin göçü. Hayır, bu insanları da yani yetişmiş Türkiye'nin değerleri bunlar. Yani korunması gereken insanları da ihtiyacı olan değerler. Şey yapılıyor. E bu e, vatanını, milletini seven de bir insan, e, devletine bağlı bir insan e, ama işte o… Daha fazla şart Art. şartlar. Art. Yani o bile diye onu tamamlayayım bu sözümü ben. O bile diyorum. O bile. Evet. O çok önemli bir şey, o bile. Ben yani 90'lı yıllarda, 96'da sanırım Rusya'ya gittiğimde insanlar çok mutsuzdu. Ekonomik olarak yüzleri hiç gülmüyordu. Türkiye'de de insanlar bir şekilde mutluydu. Şimdi baktığımızda insanların yüzleri hiç gülmüyor. Çok mutsuz ve toplum hakikaten bir cinnet toplumuna dönüştü. Ekonomi altyapısı başta olmak üzere yargı yapılması gereken reformlar, çok farklı sorunlar, eğitimle ilgili sorunlar, işsizlikler yani hakikaten ekonomide çok önemli, eee fahiş fiyatlar, inanılmaz kontrolsüz, denetimsiz mekanizmalar ve insanların bu noktaya gelmesi yani baktığımız zaman insanların Türkiye'den kaçma arzusu. Çok acı bir şey. Gerçekten çok acı e, ve Covid döneminde bu başladı. İnsanların birbirinden uzaklaşması, kutuplaşmalar, e, sürekli birbirlerine birlik değil, birlik beraberlik duygusu değil. Hani sanki o mutsuzluk bizim üzerimizde daha çok baki daha kaldı. Daha baki kaldı, doğru, kıyasla. doğru. Ve yani ben şahsen Hı -hı. E, insanlardan uzak durmaya çalışıyorum çünkü yani çok sosyal bir insan olmama rağmen e, korkuyorum çünkü insanlara ne kadar so sorunlar artıyor çünkü insanlar çok problemli. Ve dediğiniz gibi işte taksici olayı başta olmak üzere başımız yani iyilik yapıyor, çok iyilik yapan bir insanım ama karşılığından iyilikten maraz var. Yani nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yani böyle evet. bir e, korku toplumu olduk. Endişeleniyoruz. E, Allah'tan başka kimseden korkmayız. O ayrı bir şey ama gereksiz polemiklere girip tanımadığımız insanlardan da darbe almak bir gün benim e, çok değerli bir profesörüm vardı. Profesör Doktor Nadir Devlet evet. tanırsınız. İlber hocamızın da arkadaşıdır. E, Çişli'de giderken birisi yolunu kesiyor korna çalıyorlar ee, ve o da bir korna çalıyor yani niye böyle yaptın gibilerinden camı aç diyor camı açıyor ve yumruk atıyor hocaya hoca ertesi gün geldi yüzü gözü mosmor ne oldu kim olduğunu bilmiyor sadece yolu işgal etmiş yanlış yerden de böyle olaylarla karşılaşabiliriz o yüzden ben hiç muhatap olmuyorum hiç kimseye de cevap da vermiyorum yani hiç kimseye de muhatap kabul etmiyorum çünkü bu noktadayız maalesef evet. yani. E, kıymetli Büyükelçim e. az önce şunu söylediniz. Söylerken e, sadece ekonomi olsa keşke dediniz. Başka neler var? Hukuk söyledi. Saydım. Hukuk çok önemli. Adaletin mesela bugün tartışıyor. Tabii. Hukuk tabi. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Mahkemeye düşündünüz. Deneyimli sadece hakimlerin olması diyor. lazım. Tabii. Şimdi bakın ekonomi, adalet, şeriat, Filistin, İran, dünya devam edeyim mi? Bütün bunlar Türkiye'nin önünde aşılması gereken sorunlar olarak duruyor. İyi yönetilmesi lazım. İyi yönetilmesi sorunlar. lazım. Bu sorunların iyi yönetilmesi lazım. Daha daha yoksa şey çıkar. Yani göçmen meselesi ve yani hepsini saydım için evet, bir evet. daha ismen geçmeyeceğim ama bunların el atılıp doğru duyuruz. Yani bütün bunun altında da yatan bir tek şey var. Kurtuluşu oradadır. Eğer siz bir dayanışma içinde birlikte yaşayan topluca her şeyi dini de şeriatı da bilmem dinsizliği de her şeyi de bir kenara bırakmış bir millet kavramı etrafında bütünleşmiş bir toplum yapısını tekrar ihya edemezseniz bizim birbirimizi Yemen'in ötesinde yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Biz birbirimizi yerken de başkalarının bizi Hazır lokma olarak kullanacaklarından da en ufak bir kuşkunuz ve şüpheniz olmaz. Tabii işte olması. böl parçala yönet. Yönet. Ve şimdi o kadar de, e, idam tartışmaları da çok var kıymetli Büyükelçim. İdamın geri getirilmesiyle İdam de... hiçbir şey çözmez efendim. Yani üç tane e, çok mümtaz kişiyi <laughs> 1961'de idam ettikten sonra ve 61 ve 62 idam ettikten sonra e, herkes aklı başına gelip e, biz de yapmasak daha iyi olur falan dediğini mi düşünüyorsunuz? Böyle elmekle kalıyor. Öbür tarafta Amerika'da yine geçen gün 25 dakika ızdırap çektirip kıvrandırarak birini idam evet, ettiler. Tabii evet, çok evet. gaz Şimdi bunu arasında. idam ettiği evet. için ve üstelik de haklı mı haksız mı o da hiç ispat edilememiş durumdaydı. Amerika'da suç atma da var çünkü. E şimdi evet. ne olacak peki? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de idam oldu tamam mı? Bir de ben de yapmayayım mı diyecek? Evet. İdem bir çözüm değil. Ama tövbe Allah kimsenin başına Veya yani. dünyada hayvanlar uyutuluyor, öldürülüyor. Evet. Türkiye'de orayı örnek almaya başladı şimdi. Evet. Hayvanları uyutarak evet. öldürmeyi. Yani ama, şiddetle ama, ama başka bir şey var ki bunu çok ciddiye almak lazım. Yüzyıl mahkum oluyorsunuz ebedi. Gidip de bir hücrenin içinde üç tane adamla bir arada ömür boyu birlikte geçirmek için hapsolmayı mı tercih ederdiniz? O zırapla birlikte yoksa bir keresinde canınızı alıp da bu işten kurtulup gitmeyi mi? <laughs> Oturu çok şey var düşünülmesi gereken. Ama e, Tosuncuk lakaplı biliyorsunuz çiftlik bankası. Ben çok çok memnunum diyor. Kilo verdim. Çok güzel düzenli spor yapıyorum. Hı -hı. İşte Kitap okuyorum. Bayıldım. Ve çok yemek hazır. Hazır yemek geliyor önüme diyor. Buradan çıkmayı düşünmüyorum diyor mesela. E ama en azından, diyorsunuz? Diyorsunuz? en azından siz rahat ediyorsunuz. Çünkü <laughs> bu zihniyette olan bir kişinin sokağa çıkmış olsa size ne yapabileceğini de görmek lazım. Şimdi Dolayısıyla eğer buna rıza gösterip hatta daha da ileri gideyim. E, aç kaldım sokakta olacağım filan diye bilinçli şekilde küçük suç işleyip tabii evet. hapse giren de dünya kadar insan var. Var tabii kadar var. hapiste en azından sıcak bir ortam, yemek var. Dışarıda evet. onu da bulamıyorum bari suç işleyeyim Ama ama idam ettiniz diye de bunun önüne geçebileceğinizi ifade etmek e, o da mümkün. Kıymetli büyükelçim bazen öyle görüntüler görüyoruz ki yani hani şey bile fazla geliyor hapishaneye gidilmesi o kişiye yemek veriliyor olması bile vatandaşa Tabii. fazla geliyor. Zaten o yüzden mesela, dünden beri evet, çok büyük tartışma yaşanıyor. Çocuk cinayetleri, <laughs> çocukları işkenceyle öldürme. Bunu biraz da insan hakları konusuyla Cani, birlikte evet, görme, görmek evet. lazım. Çok doğru. Ee, yaptığınız hatanın telafisi yok. Evet. evet. Onun için hani insanoğlunun karakterinde de bu var. Hı hı. Ama maalesef bu Filistin'deki çocukların öldürüldüğü hiçbir yer güvenli değil. Filistin'de ölen çocukları göz önüne alarak ben şöyle diyorum. Ben eskiden inanıyordum bir takım kurumlara. Bir takım kurumlara inanıyordum. Birleşmiş Milletler. Doğru söyledik, Yani Canavarla evet. uğraşan canavarlaşıyor ya o da çözüm değil. E, siz de onun gibi olursunuz. Bence Netanyahu yaşasın ve görsün. Çeksin. Onu isterim. Ölüm kurtuluş bazen. Tabii. Yani gerçekten baktığımız zaman Dünyanın o büyük büyük ülkeleri e, baktığınız zaman insanların ölümüne, çocukların ölümüne göz yumuyor. Hangi adalet, hangi insan haklarından bahsediyoruz? Bundan sonra Birleşmiş Milletler'in veya oradaki güvenlik konseyinin veya bundan sonraki süreçte Güney Afrika'daki apartheid rejimleri, apartheid durumları biliyorsunuz, oradaki hak ihlallerini biliyorsunuz, öldürülen çocukları, e, o insanların sömürülüp bir de öldürülmesi, birçok şeye maruz kalması. Ama baktığınız zaman en büyük sömürücülerden biri de Fransa'dır. Nijerya'da yaptıkları uranyumu kullanması, kendi elektriğini üretmesi, e şimdi yaptıkları aynı şey. Aynı şey. E, o zaman bakıyorum ben e, Batı toplumunun neyine hayran kalıyorsunuz? Bu da var. He, evet med eğitimine eğitimine hayran kalabilirsiniz ama baktığınız zaman vicdan duygusundan yoksun sadece kendi halkının e, özgürlüğü ve insan hakları için uğraşan bir toplum o zaman insancıl olamaz yani. insancıl çünkü onlar en güzel insan tarifini Mehmet, Mehmet Akif yapmıştır efendim. Edebiyat dediğin tek dişi kalmış. Tek dişi kalmış ya var. Evet. Oturup da ben Almanya'da görev yaptım, Belçika'da Çok on yıl, Fransa'da 5,5 yıl vesaire. Ee, bir yandan hayran kalırsınız ama hı hı. diğer tarafta da e, hep böyle dönüp arkanıza bir kere bakmak mecburiyetindesiniz. Güvenemezsiniz nereden nereye geleceği belli olmaz. Şimdi Afrikalı 300 yıl güvendi Afrikalı halk. Evet. E 300 yıl sonra e, efendim bir Nijerya örneği var. Mehmet Hocam ifade ettiği için söylüyorum. Kendisi karanlıkta oturuyor ama uranyumunu e, Paris'teki efendim nükleer santrallere gönderiyor. En büyük nükleer yani, ülkelerden tabii. Şimdi altınların bir Mali bir Mali düşünün. Şimdi e, Macron efendim 4500 ton altının önünde, üç altınların önünde poz verirken, efendim evet. e, bu altınları üreten Afrika'da Mali'den örnek vereyim ben size, Merkez Bankası rezervlerine bakın bir kilo altın yok. Şimdi o bakımdan sömürünün ne kadar kötü olduğunu, kıymetli bir yükelçimin hani dönüp bir de arkaya bakmak lazım e, demesinden zaten anlaşılıyor. E, burada bir sömürü düzeni, dünyada kendilerini dünyanın hakimi gibi gören, Efendim Amerika, İngiltere, Fransa, e Fransa bu üç devletin ortak Nijer'den kovdular bu arada evet, tabii. Hı. Evet, evet. O da iyi oldu. Ondan sonra e, elçi de şey yaptılar, evet. de sınır dışı ettiler. Fakat e, bu ülkeler kendini dünyanın hakimi, dünyanın jandarması gibi görüp ömürmeye kendi hakları olarak görüyorlar. Dünya tabii ki Çünkü bu kimse düzen, dur demiyor. Bu düzen e, belki e, değişmesi Giymiyor. için Giyemiyor. Afrika bir ayağa kalkmak istedi ama ondan sonra oluşan Orta ondan Doğu'da ol, oluşan evet. işte İsrail e, Filistin savaşı dolayısıyla e, ne yaptı? Bunları unutturdu, bu ka, ayağa kalkışı unutturdu ve daha kanlı bir sürece e, doğru, doğru ev, evrildi evet. mesele. Bu da tesadüf değil. Ben yani Ukrayna Rusya savaşının tesadüf olmadığına inanıyorum. Yani Ortadoğu'daki gelişen bu olayların efendim İsrail'in alanını genişletip e, e, savaşı daha yaygın hale getirip dünyada bir eksen değişikliğine e, bir aks değişikliğine e, siyasi bir aks değişikliğine Enteresan doğru. Enteresan bir şey okudum Yo hocam. Finlandiya Ukrayna'nın e, bağış e, toplamasını yani halkın Hı -hı. yasaklamış. Gerekçesi de yok. Gerekçesi yok. Şimdi tabii bak dünya hakikaten ekonomik Ama, anlamda Polonya'da benzer şey yaptı. Evet, i̇lk evet. başta çok sıcak karşılıyorlardı. Sonra biz kendi e, tarım ürünlerimizi satamıyoruz. Ukraynalılar geldi. Evet. Yani artık karşı çıkma başladı. İlk zamandaki Belki sıcak reklama gitmeden başladı. önce şunu söyleyeyim. Az kaldı Buyurun, galiba evet, reklamımıza evet. da. Şimdi dünya tabii ki ekonomi anlamında, paranın yönü anlamında bir el değişikliğine gitti, bölge değişikliğine gitti. Artık dünya New York ve Londra eksenli bir para merkezine sahip değil. Dünya, efendim e, Dubai üzerinden e, Asya'ya kayan bir para trafiği var. Bu, efendim büyük bankerler, ya Yahudi bankerlerinin de oraya göç ettiğini, oradan artık bu e, faaliyetlerini gö e, gösterdiğini görüyoruz. Türkiye hakikaten çok önemli bir hamle yaptı. Bakın bunları anlatmak lazım kıymetli halkımıza. İstanbul'da bir finans merkezi kurdu Türkiye. Doğru. Ve Türk Devletler Topluluğu'nun IMF'si anlamına gelebilecek bir ortak e, para e, efendim yönetim anlaşması yaptı. Ve bu merkez ne ne ifade eder? Bu jeopolitikte Doğu Batı arasındaki efendim fonların, paraların para merkezi haline tekrar gelmesini temin edebilir. Türkiye bu çalışmayı yapıyor. Dünya ekonomi e, para anlamında bir aks değişikliğine giderken aslında sınırların yönetilebilir efendim. Tıpkı e, efendim evet. Suriye'nin e, güneyiyle efendim e, İsrail'i bütünleştirip o verimli sulak topraklara hakimiyet savaşları gibi aslında e, yapılmak istenen e, David Koridoru etrafındaki cereyan eden mesele budur. Şimdi oraların ele geçirilmesiyle birlikte dünya artık sınırların ve hakimiyet alanlarının da kendi yönetimlerine geçmesini arz ediyor bu emperyal başkentler. Ya bu olur olmaz izin verilir verilmez ayrı ama buradaki temel amaç ve gaye yani İsraille Suriye'nin güneyini birleştirmek, bütünleştirmek işte o hain teröristleri de oraya nöbetçi olarak dikmek yani ve Türkiye'ye karşı da bunu bir şey olarak kullanmak sürekli. Bir parmak sallama olarak kullanmak isteniyor. Ama bizim yapmış olduğumuz üç büyük operasyon kıymetli Büyükelçim'de belki e, ikinci bölümde ifade eder. Türkiye'mizin yapmış olduğu üç büyük e, operasyon buna e, kısmen engel olmuştur. Ve sınır ötesinde yaptığımız operasyonlarla da bunlara müsaade etmeyeceğimizin e, sinyalleri e, veriliyor ve e, bunları yapıyoruz. Şimdi Bu çok tehlikeli bir ortam. 3 Dünya Savaşı'nın yani bir ekonomik olarak rezerv para araçlarıyla başlatılan e, ekonomik savaşın Aslında bölgesel ve Efendim kitle savaşlarına dönüşme ihtimali de çok yakın gelecekte çok yüksek gözüküyor bunun temel gayesi küreselcilerin dünyayı yeniden şekillendirip güç merkezlerini ve güvenlik merkezlerini hakimiyet altına alma girişimidir Tuğba Hanım. Bu arada tabii de tamamlamak babında şey yaptı. Buyur. Tabii buyurun. Ee, Trump açıklama yaptı. ben ee, de seçildiğim zaman hı. savaş politikası değil onu bitirip yine Amerika'nın üstünlüğü neokon evet. felsefe evet. kapsamında böyle gideceğim dedi. Çünkü savaşı ön plana çıkardığınız ölçüde kazanmak değil siz de batıyorsunuz hı hı. hep beraber Amerika gerileme sürecindedir dedi. Ama şu an öne çıkarılan şey savaşmak. Biden savaşı Trump barışı. İkisi de aynı sonuca çıkıyorlar. Fark etmiyor çünkü neo konfersefede de öyle veya böyle. Ama kesin olan bir şey var. Bu çok önemli. Amerika dahi böyle üç cephede, de dört cephede de falan savaşabilecek kabiliyeti olmadığını vekalet savaşçılarıyla evet. işte, terör örgütleriyle yapmak istiyor. İşte bunları. felaketi de bu işin bizim yönümüzden Orta bir Doğu'da var. budur. Evet, bizim yönümüzden bu felaket bu senaryosu bu Kıymetli büyükler şey Büyük tamamladı. gerçekten teşekkür ediyorum. <laughs> yani. Amerika'da ne Trump ne Biden yönetmiyor. Amerika'nın üç ayağı var yani Pentagon. Ee, orada Arson şimdi Zere silah sanayi 230, 238 ee, milyar dolarlık ihracat yapmış e, Amerikan yani, silah sanayi 2023'te 238 milyar dolar. Türkiye'nin toplam ihracatı aşağı yukarı. <laughs> O da buna da hmm. işte 155 Tabii. milyar dolar. Tabii. Yani evet. aşağı yukarı. Dolayısıyla işte düşünün Amerika. <laughs> Tuğba Hanım hani söylüyorlar ya hep böyle içeriden çok kolay zannediyorlar. Ama dünyadaki bu büyük gelişmeler yani aks değişiklikleri, bölgelerin değişmesi, politikaların yani bir paradigma değişikliğine dünyanın gidiyor olması ekonomik ve coğrafi anlamda. Hakikaten Türkiye devlet aklını kullanarak bunlara önlem alıp kendi pozisyonunu stabil halde tutmak bu jeopolitikte ateş çemberinin içerisinde bir ve bütün kalabilme mücadelesi veriyor aslında. Ama Bunu bunları, yapmak da kolay değil. Bunlara şeyi anlatmak lazım bu Özgür Özel Bey'e anlatmak <laughs> lazım arası. Yani özeb <laughs> oradan bir oraya Özgür Özel Bey'e arası anlatmak lazım bunları. Peki Mustafa %1 Türkiye'nin ticaret payı dünya ticareti içerisinde ya yani maalesef yani Türkiye evet. o kadar büyük bir güçle karşı karşıyak yani ekonomik olarak yani Türkiye'nin 300 milyar dolarlık 600 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var 300 milyar dolarlık da fiili ihracat hedefimiz var hı hı. idi hı hı. 2023 sonuna evet. kadar hı hı. bunun gerçekleşmesi 254 milyar olarak gerçekleşti ve 50 50 milyar dolara yakın yine bir ticaret ve ihracat açıyor. Ama yani bu dünyanın ticaret. genel payına baktığınızda hiçbir şey değil. Şimdi, baktığınızda İran'la reisiyle konuştular 30 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Kilo ee, hacmi bizde 60 sen, yani, 70 sent e, hala. 4.5 5 dolar kilosunu dolar. sat ihracat yapan ülkeler var. Bizim e, mutlaka ve mutlaka Teknolojik ihracat yapmamız lazım. Tabii yani biz e, keşke... Böyle domates, e, salatalık satarak bu işler olmaz yani. E, yani söz sahibi olabilmemiz için o yüzde birlik dilimi yükseltmemiz lazım. Değil evet. mi? Upgrade böyle evet. yükseltmemiz bir kamyon kamyon lazım. Bir kamyon dolusu yani. portakal eşittir bir bilgisayar. Bir laptop almıyor yani bir kamyon dolusu <laughs> <olabilir, gülüyor> portakal. Peki bir araya gidelim. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ayrılmayın bizden efendim. Evet devam ediyoruz haftaya bakıştayız efendim tabi biz reklam arasında da böyle konuşuyoruz e, masada tam da ona denk geldiniz. E, i̇kinci bölümdeyiz tabii Türkiye'yi konuşuyoruz e, hem içimizi hem dışımızı e, o kadar çok bizimle bizi ilgilendiren o kadar çok fazla faktör var ki yani hangi birinin böyle e, bacağından tutsak e, bilemiyoruz. E, şimdi bugün birçok konu başlığımız vardı. E, kıymetli Büyükelçimiz hatta onları e, böyle tek tek saydı işte e, ABD'nin içeriği ve dışarıyı yönetemez hale gelmesi de biz bunu birkaç haftadır konuşuyoruz. Fakat bunun yanında işte bir S-400 vakasıdır gidiyor e, bu nereden çıktı buna da biraz değindik. ABD Dışişleri Bakanı'nın hem Blinken'ın hem de ABD e, CIA Başkanı'nın Orta Doğu patladı patlayacak mealinde açıklamaları da var. Her ikisi 1973'ten beri görülmüş en büyük sıkışmışlık halinden bahsediyorlar kendi metinlerinde tabii. E, tam kontrol edemediklerinde bu durumunu anlıyoruz. E, buna biraz bakalım istiyorum. Öte yandan e, belki bu hafta denk gelmişsinizdir Hindistan'daki evet. bu e, cami yıkma furyasına. E, o da çok dikkatimi çekti. Çünkü hani... Hem bir tarihi yok ediyorlar hem Müslümanlara yapılan yine bir saldırı göz önünde. Buradan da belki başlayabiliriz. Şimdi bakın aslında biraz önce konuşmamızın ilk bölümünde ifade etmiştim. Dünya yeniden bir şekillendirilmek isteniyor. Şimdi bu kapsamda dünyanın her köşesinde aslında çok farklı meseleler gelişiyor. Şimdi Blinken'dan söz etmişken bakın. Ee, İsrail'in bu saldırgan ve katliamcı insanlık dışı tutumu e, başladığı zaman yani ilk günden bugüne kadar sayarsak Blinken'ın Orta Doğu ve bu bölgedeki ülkeleri ziyaretinin bu beşincisi. Beş kez gelmiş. Şimdi buraya e, tabii ki e, bu neyi gösteriyor? Yani 12 bin kilometre ötedeki bir efendim devletin e, Dışişleri Bakanı'nın e, bu bölge ülkelerini ziyaret etmesi ve Beş kez ki önemlidir bu şey değil bu kafeye gitmiyorsunuz, restorana gitmiyorsunuz bir ülke ile gelip Doğru. üst düzey görüşmeler yapıyorsunuz yani dolayısıyla bu bölgede demek ki çok önemli olaylar oluyor. Ne oluyor bu bölgede? Bu bölgenin yeniden konumlandırılması süreci sizin biraz önce bahsettiğiniz Hindistan'a kadar çok önemli. Neden önemli? Ticaret yolu projesi var. Çin, Hindistan, Rusya. Ve ta bu İsrail Akdeniz'e kadar uzanan bir e, ticaret yolu projesinden bahsediyoruz. Bakın bunu... E, Şimdi ama aslında çok önemli. Hocam o, Van bu Road medyamızın Road. nedense ilgisini çekmiyor bu gibi evet. şey meseleler. Evet. Aslında e, bakın bütün savaşlarının sebep ve sonuçlarına baktığımız zaman geliyor netice itibariyle ülkelerin ekonomik varlıklarını sürdürebilmelerine e, imkan tanıyan hamleler olarak görüyoruz. Yani kimisi silah satmak istiyor, kimisi ticaret yapmak istiyor, kimisi yeni para birimi bulmak istiyor. Bunların hepsini ihtiva eden şeklin adı da ekonomi. Dolayısıyla bu ticaret yolu e, şimdi birbirinden bağımsız değil. Yani e, bu siyasi hamleler, efendim yeni güvenlik koridorları oluşturmak, yeni efendim güvenlik şemsiyesi içerisine yeni ülkelerin dahil ediliyor olması işte Finlandiya'nın, İsveç'in yeniden buraya dahil ediliyor olması bunlar da e, aslında e, gelecekte e, e, eşittirinde yani totalinde artık meselesi mesela Hı -hı. o bölgenin Peki. meselesi Tabii. oranın kaynakları buzulların erimesiyle ortaya çıkacak birçok e, yeraltı kaynakların zenginliklerinin ve bölgelerin kontrol edilip edilemez edilemeyeceği hallerde kimin elinde olacağı gibi birçok komplikasyon ve birçok alt başlık var aslında zaten orada aslında çok güzel söylediniz. İsveç'in NATO üyeliğinin aslında temel sebebi bu. Temel sebebi bu. Başka olacak. değil yani. Şimdi mesela medyamız e, maalesef izliyorum başka kanallarda. E, sadece efendim evet. e, ateş edilen mermiyle, şeyle Hı. silahla çıkan mermiyle uğraşıyor. <laughs> ya kardeşim aslında planla uğraşmak. Arka planı göremiyor çünkü. Planla uğraşmak lazım. Şimdi Profesör hennington'ın teorilerine bir açsın okusunlar. Yüzyıllık teoriler var. 70 yıllık teoriler var, 50 yıllık yakın şeyler var. Yakın zamanda yapılacak işler, faktörler koymuşlar ortaya. Bunlara baktığınız zaman bunların %10'u bile efendim, e, yapılacak yapmak için hamle yapılmış olsa dünyayı karıştırmaya yetiyor. %10'u bile. Yani ki o birçok teoriler var, e, planlanan 100 yıllık teoriler var. Şimdi dolayısıyla e, bölgemizde ne oluyor ona bakmak lazım. Bir kere Türkiye e, İlk etapta şöyle bakmak lazım. Bölgemizde bir enerji koridoru var. Bakın bu enerji koridoru ve işte gaz yataklarının olması, Doğu Akdeniz'deki efendim e, münasır ekonomik bölgelerdeki efendim e, değerlerin, oradaki efendim hidrokarbon yataklarının sahipliği konusu var. Efendim Filistin açıklarındaki o 28 milyar metre küplük yine aynı şekilde gaz e, rezervlerinin şeyi. David koridoruyla şimdi adına bakmayın adı biraz böyle enteresan evet. bu koridorun. Şimdi bu terör saldırıları neden hep o bölgenin yakınlarında gerçekleşiyor ve o yakın e, o böl çatışmalara baktığımız zaman hep o bölgenin etrafında derinleşiyor. Çünkü Suriye'nin bir kısmını yani e, efendim e, Suriye'nin efendim e, şu anda kontrol edemediği yani Şam rejiminin kontrol edemediği bölgenin İsrail hakimiyetine dolayısıyla Amerikan egemenliğine hani şimdi İsrail hakimiyeti Amerikan egemenliği nasıl oluyor diyecek büyük elçim. Oraya nöbetçi olacak onlar yani şey değil. Kaynak kaynakları şey %70'i Amerika'da Yahudiler Tabii. Değil kay, mi? Kaynakları, kaynakları yani tek pantolon iki cep olsa da pantolon tek. Parayı e, parayı kim buradan? kontrol ediyorsa gücü onda. Tabii Power is the money, buyurun. money is the power. Tamam, tamam. <laughs> e, Sayın büyüklerim şunu söyledim. İki tane cep var ama pantolon tek. <laughs> evet. Patron tek yani. On da onun da, da ceplerine dikmişler. sökmeden bir çekmeden <laughs> alamadık. İlerlemeye <Evet>. çalışıyoruz şuradan. Soren Foren bir yazısını okudum. Evet. Uh -huh. Bu hafta ve çok ilginç <laughs> e, bir başlık var. Ee, Orta Doğu'yu Orta Doğu düzeltebilir mi? Şimdi bu soru ne demek? Bunu tartışıyorlar bayağı Amerika'da. Ee, yani bu şey demek ki hani biz olmasak, biz bu işe karışmasak mı artık? Düzeltemez. Ben Orta, size Doğu, Cevap Orta Doğu Orta Doğu'yu düzeltebilir mi? Bu soruyu sorayım. Ben de bir şey söyleyeceğim sonra bunları. Şimdi 57 tane efendim e, İslam devleti var. Yani e, İslam Birliği var, İslam ülkeleri teşkilatı var efendim Filistin e, mazlum Filistin halkı çocukları kadınları bombalarla o bin librelik bombalarla halen devam ediyor. Bakın biz burada İnsanlık konuşuyoruz. İnsanlık öldü zaten. İnsanlık ölürken evet. hangi ses çıkarabildi? Hiçbiri ses çıkaramadı. Şimdi bu ülkelerin bu çembere baktığımız zaman hangi bölgede yer alıyor bu ülkelerin çoğunluğu? Efendim bu bölgede yer alıyor. Çünkü silahları, yönetim şekilleri, efendim bağlılıkları, aidiyetleri Belki e, bağımsız devlet ama e, yönetenlerin e, aidiyet duyduğu merkezler neresi? Yine ne Birleşik de. Devletler. Evet. Dolayısıyla e, onun e, hakimiyeti dışından çıkamadıkları için yani Amerika'nın buradan efendim asker çekiyoruz veya çıkmayı düşünüyoruz, çekmeyi düşünüyoruz gibi hamlelerine çok kanmamak lazım diye ben e, Tuğba Hanım düşünüyorum. Neden öyle o şekilde düşünüyorum? Çünkü Amerika burada... Bir efendim e, vekalet e, savaşçısı yetiştirmek için oradaki efendim petrole e, hakim olsunlar. Bu petrolleri çalalım, satalım. Şam'ın petrollerini Aha. yani e, efendim Suriyeli halkın e, petrollerini biz alalım, satalım, onlara silah olarak döndürelim. E, silah olarak döndükten sonra da kendi emellerimiz e, anlamında bunları kullanalım diye yaptırıyorlar. Yani kendi paranla e, şey yaratıyor. Yani bir lira harcamadan kendi parasıyla bir başka ülkeye düşman yaratıyor bunlar. Dolayısıyla bakın burada e, Orta Doğu'yu efendim e, düzeltebilir mi? Kendi Orta Doğu'yu Orta Doğu'llar düzeltebilir Hı -hı. mi? Meselesi şimdi e, bu şu aşamada Amerika buna şey vermez. Yani efendim biz buradan çıkalım siz başınızın çaresine bakın demez. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakın bir ortaya önemli bir şey söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda defalarca e, tekrar ettiği dünya beşten büyüktür diyor. Aslında meselenin temeli e, e, bu. Mesele burada yatıyor aslında. Şimdi bakıyorsunuz Lahey Adalet Divanı bir karar aldı. E, Türkiye'nin tabii ki yüksek sesten haykırışı efendim e, ve Afrika'nın müracaatıyla ile birlikte Lahey'de böyle bir karar çıktı. Ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu karar desteklense de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu karar eğer bir şey haline gel, yaptırım haline gelmez ise veto edilirse bir şey itiva etmeyecek. Sadece bir yaptırım itiva etmeyecek. Barış anlamında yaptırım itiva etmeyecek. Ee, Uluslararası Ceza Mahkemesi de buna bir efendim e, re'sen harekete geçerek e, böyle bir şey yapmayacağına göre Yapmadık, çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyelerine biz bakıyoruz hangi ülkeler diye. Eee maalesef orada Türk e, yani <laughs> Türkiye tabii ki çok mücadele veriyor, belge veriyor, delil veriyor. Efendim 3600 hukukçumuz müracaat etti ama şimdi bu bir mücadele ama sonucu açısından değerlendirdiğimiz zaman Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi eğer bir yaptırım e, bir e, karar almaz ise durdurun diye veyahut da alması halinde e, Amerika veto ederse bir anlam ifade etmeyecek. Ki bu anlamda da e, yine Kirby yani hı hı. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby'nin hatırlayın Tuğba'nın bir açıklaması var diyor ki İsrail'de bir tek masum e, sivil öldürülmemiştir diyor şeyde evet. e, e, Filistin'de. Hı hı. Şimdi bu açıklama bir ön almadır bana göre çünkü bir aylık süreçte, 30 günlük süreçte bir raporlama yapılacak. İsrail burada efendim neyi yapıp neyi yapmadığı konusunda. Ama Kirbin'in e, alelacele Lahey Adalet Divanı'nın e, efendim e, bir ön kararı, ara kararının ardından böyle bir açıklama yapmış olmasını kıymetli büyükelçim de belki. Daha çok çok daha e, önemli Sağırlar. ifadeler Hı -hı. kullanacaktır. Hı -hı. Ama bunu bir ön alma olarak görüyorum ben. Niyet e, anlamında Hı -hı. E, çok da iyi niyetli olmadıklarını düşünüyorum. O bu anlamda eğer süreç böyle devam edecekse e, demek ki Orta Doğu'dan ne çekilmeye gözleri var ne de efendim Orta Doğu'yu bırakalım Orta Doğullar düzeltsin diye bir projeleri var. Dolayısıyla buradaki terör güçlerini silahlandıran, yetiştiren Efendim oralarda e, üsler kuran 28 tane üssü var sadece bu bölgede. Evet. Yani Birleşik Devletler'in dünya şey genelinde 400 tane üssü var ama etrafımızdaki çember içerisinde sadece bu bahsettiğimiz yani Suriye e, ekseninden bahsedersek hı hı. E, 28 tane üs kurmuş. Niye kuruyorsunuz kardeşim siz çekileceksiniz de. Halen ve halen e, Irak'ın kuzeyinde hakimiyet e, alanı üçe böldüğü halde hakimiyetini e, hakimiyet alanı yaratmaya devam ediyor kendisini. Bakıyorsunuz e, efendim Yemen üzerinde İngiltere'nin ve Amerika'nın e, efendim e, saldırıları var. E, oradaki ticaret gemilerine engel oluyorsunuz gerekçesiyle Hı. saldırıları var. E, ve şey üzerinden Yemen'e yardım ediyorsunuz diye de İran üzerinde hazırlıkları var. E, şimdi burada ortadoğu Ortadoğullara bırakacak bir zihniyet bu hazırlıkları yapar mı? Kıymetli Büyükelçim isterseniz cevap versin buna yani. <laughs> Ve bir de siz buraya zaten Orta Doğu dediğiniz andan itibaren hani batı merkezli bir e, ilişki düzeninin küçük ortağı haline getiriyorsunuz. Tabii. <laughs> bir tabii. de o da var yani. Şimdi, Şimdi Türkiye bakın da... ne olursa olsun bu jeopolitikte gerek e, Avrasya politikaları, gerek efendim Akdeniz, Akdeniz'in güvenliği. E, yani bizim güvenliğimiz, sınır güvenliğimiz Libya'dan başlar. Haa nereye kadar gider biliyor musunuz? Ha, sette kadar gider. Dolayısıyla Türkiye e, her konuda e, devlet aklını çalıştıran uyanık bir politika, e, u, e, yani uyuyan bir politika değil, uyanık bir politika izliyor. Böyle de devam etmelidir. Böyle efendim Amerika çekilsin, biz böyle yapalım, böyle yapalım. Bu gibi söylemlere inanmamak lazım. Orada 52 bin tır modern silah verip de o çapulcuları efendim bir savaşçı haline e, getiren eğer müttefikimiz diyorsak o müttefike o müttefike çok dikkat etmek lazım. Peki, e, Kıymetli Büyükelçim, sizin e, bu başlığı nasıl değerlendirdiniz? Yani bu sorunun cevabı kadar niye sorulduğunu da ben merak ediyorum. Orta Doğu'yu, Orta, Orta Doğu e, düze araba. düzeltsin. Orta Doğu'lular düzeltebilir mi evet, demek düzeltebilir istiyor? siz e, o bölgelerde de görev yaptınız. Evet. Ne böyle? Şuradan başlayayım Orta Doğu. Niye Orta Doğu diyorlar? Dünyada şöyle bir sırayla bakalım. Sömür Orta, doğu. Orta Doğu'dan sonra merkez. ne geliyor Doğu'ya doğru giderken? Yakın Doğu. E yakın Doğu'dan sonra değil. Şimdi e, normal şartlarda Yakın Doğu dediğiniz zaman demek ki Orta Doğu'dan evvel Yakın Doğu demek gerekiyormuş. Hı hı. Orta Doğu olmaması lazım. Yakın Doğu, ondan sonra Orta Doğu, ondan sonra Hindistan vesaire devam edeceksiniz. Bir kere isim burada bir Ondan sonra uzak doğu demek lazım. <laughs> uzak doğu oraya gidiyor zaten. De neye göre Yakın uzak doğu, neye orta doğu, doğru. ben, Anlam ben çok sadece orta doğu sonra, orta sonra devam neye ediyor. Göre Uzak orta. doğu gidiyor. <laughs> Şimdi burada mesafeye göre <laughs> işte herhalde. Burada çok basit şekliyle hani girerken işe iki şey hatırlatmak isterim. Birincisi Orta Doğu tarihi her döneminde enerjisi dolayısıyla çok ciddi bir bu enerji hem gıda yönüyle de olmuştur, medeniyet yönüyle de olmuştur. Yani çok yönlüdür. Sadece ama arkasından İngilizler Abdülhamid'e gider. sene 1900 bin, bin, bin ne kadar 1897 veya 96. Derler ki yani aynı zamanda Siyonist hareketin başlangıcı da 1896-97'dir. Bunlar hep böyle paralel. İngilizler var arkasında da. Ee, Abdülhamit'ten Tebriz ve e, Tebriz'den başlayarak İran'ın işlerine kadar giden bölgede e, petrol araba imtiyazı isterler. Ve Abdülhamit de bunu hemen verir. Çünkü bizim çıkarabildiğimiz, bildiğimiz vesaire bir şey değil. Dolayısıyla İngiliz de işte yapıyor, alsın gitsin diye. Petrol dediğiniz evvela 1859 yılında tesadüfen bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde Albay Drake emekli. Pensilvanya'da kendi evinin bahçesinde yeşillendirecek vesaire. O sırada bir kazıyor. Kazdığı yerden petrol çıkıyor. Ya nedir bu böyle yanıyor falan diye de ilk ondan sonra o fenerler içinde falan kullanılmaya başlıyor. Sonra Teksas oralara yayılarak gitmiştir. Bakın 1905 yılında Amerika'nın bir e, e, trust kanunu vardır. Niye trust kanunu diyoruz? E, normal olarak Exxon şirketi bugün de Exxon'da devam ediyor. Öylesine büyümüştür ki Amerika Birleşik Devletlerinin üstüne çıkabilecek kadar karara etkisi olabilecek bir güç olaraktan ortaya çıkmıştır. O zaman yani ya devlet ya petrol. Bugün Doğru. nasıl silah diyorsunuz? O gün de petrol. Onun üzerine 1905'te bu kanun çıkarılarak Exxon şirketi evvela 5'e bölünmüştür. Ve bundan sonra da Amerika kesinlikle ufak bir şekilde böyle bir devletten daha güçlü olabilecek bir koruma gelemez diye de kanuna hüküm eklenmiştir. Böylece çıkar. Şimdi Biz Abdülhamid'e verildiği zaman Abdülhamid İki tane şey o tarihte biraz gecikmiş olarak idrak etmiş fakat doğru yolu bulmuştur ama bulduğu zaman da gücü yetmemiştir. Birincisi Yahudi meselesiyle ilgili olarak buraya bir göç başladı ve bu göç 2006 yılına kadar yani aşağı yukarı 5 yıl içinde öyle diyelim 5-6 yıl içinde hiç Yahudi yokken bölgede, Orta Doğu'da e bir anda e, %6'sı toprakların Yahudilerin eline geçti. Bunlar çünkü zenginler, öbür tarafta da Filistinler falan sattılar bütün. Arap, Arap değildir, Filistin e, Arap değildir. Bunu evet. Onu da bir kenara yazmak lazım. Şimdi böyle olunca hep Abdülhamit uyanmıştır. Etraftan da tabii şeyler geliyor. Ve e, vermiş olduğu imtiyazları geri almıştır. Petrol imtiyazları değil. Dikkat buyurun. Petrol imkanı devam ediyor. Biz bir şey yapamıyoruz ama Yahudilerle ilgili kısım için memaliki Osmaniye. Yani ben Osmanlı'nın, benim yani hı hı. diyor Hultuzun olarak. benim Osmanlı memleketi. Yes, Osmanlı memleketleri. Memalik benim o demek zaten. Memalik. Evet, Osmanlı. Ona ait. Osmanlı toprağı ve benim toprağım dolayısıyla ben geri alıyorum demiştir. Ama hiç boşuna uğraşmıştır. Çünkü beni Dünya Savaşı'nda İngiltere'de savunma bakanı ile yazışmaları, dışişleri bakanı filan, Lord Balfour mektupları, Rothschild olayları vesaire hepsini hı. bir araya koyduğunuzda İngiltere ben bu işin arkasındayım, size de bu bağımsızlığı vereceğim demiştir, yürütmüştür. Ama bunu yaparken İngiltere petrolü de hiç ihmal etmemiştir. Şimdi burada evvela bu kısmı şöyle, bir çok özetle tamamlamış olmak için bugün Teknolojinin bugün gelmiş olduğu seviyede, bölgede e, rezervlerle ilgili olarak yapılan çalışmalar çok ilginçtir. Ben okuduğumu söylüyorum. E, İngilizlerin başlangıçta buraya girip de yapmış oldukları çalışmalarla yüzde yetmiş uyumludur. Yani başka bir, bir ifadeyle Tebriz'den e, Irak'a kadar olan bölgeyi alıyor burada incelemelerini yapıyor vesaire ve orada rezerv falan dediğiniz zaman hepsini de büyük bir doğruluk içinde tespit ediyor. Kıymetli Büyükelçim, çok özür diliyorum. Ee, yani sözünüzü kesmek zorunda kaldım şu anda. Ee, biz ekonomiyi konuşuyoruz ilk bölümden itibaren. Ee, Merkez Bankası Başkanlığı görevindeydi. Hafize Gaye Erkan biliyorsunuz. Evet. Ve son dakika bilgisi olarak kendisi ee, bu görevinden ayrıldı ee, ve sosyal medya hesabından da paylaştığı bir yazı var. Ee, bunu sizler için okuyacağım. Ee, kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak bu kutsal görev şahsıma tevhid edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malum, malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı e, talep etmiş bulunuyorum. E, 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma e, teşekkürü bir borç biliyorum. Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra evladıma da bırakacağım en büyük miras, ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve milletlerimi arz ediyorum diyor Hafize Gaye Erkan Efendim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı görevinden e, kendi isteğiyle istifasını e, istedi, affıyla ile beraber e, sıcak, oldukça sıcak bir gelişme. Şey. Çok önemli Şimşeğin bir gelişme. Evet. Türkiye yayınlıdır. Merkez Bankası gibi bir görevin başında. Olan Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması evet. var. Onu da hemen seyircilerimiz için paylaşalım. Hemen ardından evet. Hafize Gayeni Hanımın paylaşımlarından. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Bunun altını çizmiş özellikle Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski başkanı Sayın Hafize Gayerkanın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdiridir. Aldığı bu kararı saygıyla karşılıyor ve ülkemize sunduğu Kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı e, teşekkür ediyorum diyor. Önerim doğrultusunda yeni atılacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum diyor. E, Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanımız da hemen ardından böyle bir açıklamada bulundu. E, tabii çok merak ediyorum. Efendim, çok, önemli, için çok, çok önemli tabii. Çok önemli. Yani İngil İngiltere evet. öbür tarafta neyse bizim için bugün hemen şöyle tamam tamamlamamak için ama şey. Ve parantez içinde söyleyeyim. Bugün Orta Doğu sorunu dediğimiz zaman onu da vakit kalırsa kısaca söylemek istiyorum. Onun Tabii. için İngiltere ile başladım. MI6, orada ne Mossad, ne CIA. İngiltere sessiz sedasız işi el altından götüren ve planlama ve programlamasında da daima hiç yani ortada gözükmeden işi ayakta tutan taraftır. İngiltere'nin böyle bir şeyi var. Şimdi bu istifa meselesi yeni değil. Burada e, sorgulanması gereken tabii e, çok soru var e, sorulması gereken. Şöyle diyeyim. Evvela iddia kendisi tabii burada söylemiyor ama babasıyla ilgili olarak ortaya çıktı. Hı hı. Yani işlere karışıyor yani, diye? İşlere karışıyor. Hep, buraya e, çok e, kendine e, daha yakın olanlara getirip falan böyle bir hegemonya kurmuş vaziyette. E, Esas itibariyle başkan değil baba ee, burada da sorumludur şeklinde şikayetler ortaya çıkmaya başladı. Ama ikinci bir şey daha var. Teferruatına girmiyorum çok buyur fazla. Buyur, buyur, buyur. Ee, i̇kinci bir şey daha var. O da şu. Birkaç şey var da ikincisi bu. Ee, Her el Amerika'dan geldi ve Amerikan ekolüdür. Evet. Diğer tarafta da e, Şimdi Maliye Bakanımız da sonuç itibariyle İngiliz ekolüdür. Daha evvel o denenmiştir. Ama Cumhurbaşkanımızın kendi ekonomi politikası ve inancı doğrultusunda anlaşamadıkları için ayrılmak zorunda bırakılmıştır. İsfahan ayrıldı. Şimdi üçüncü faktör yani bir arada Amerikan ve İngiliz ekolü aslında Türkiye'nin yurt dışından para bulmasında çok etkili oldu. Yani bu sadece Araplardan alınacak 3-5 kuruşla götürülebilecek bir konu değildir. Onlar da zaten o parayı verdiklerinde karşılığında ne Swap yaptık? Swap veriyor paraları yani Tabii. bir herhangi bir kredi falan değil bu. Siz New York ve Londra borsalarının evet, ya piyasalarının gerileme sürecine girmiş olmasına karşın yine dünyada gittiğiniz zaman aradığınız meblalar kapsamında en fazla yaklaşabileceğiniz ülkeler grubu olduğunu da kabullenmek lazım. Doğru. Yani sırtınızı dönüp de ben hadi al gidiyorum diyemezsiniz buralarına. Şimdi dolayısıyla Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı'nın bu uyumlu ama aynı zamanda dışarıdaki politik düşünce tarzını da benimsemiş kişiler olarak e, ön plana çıktıkları bir ortam söz konusu. Demirora tabiatıyla tabiatı iki konu var ki bunları çok iyi tartmak gerekiyor. Birincisi Cumhurbaşkanımız ben artık müdahaleci değilim bu işe evet. Çünkü ağzımızın payını aldık ve ee, eğer bugün altından kalkılmaz bir enflasyonla boğuşup bütün bu birinci bölümde de tartıştıklarımızı da e, hala göğüslemeye çalışıyorsak bunun arkasında e, yani ben ben de ekonomi okudum mesela bir şeyde ülkede e, muhteşem hocalarımız da vardı. Ondan sonra Avrupa Birliği, OECD, yani çalıştığım yerlerde hep ekonomik boyutlu. Ben hayatında bir tek kişiden faiz düşünce her şeyde rayına girer diye diyen bir nasıl söyleyeyim bir tezi dinlemedim. Ama siz burada tabii ısrarlı olduğunuz zaman Türkiye'nin de söylemek istemedim demin ama zaaflarından biri de bu. Netice böyle herkesin her şeyi bilmek mecburiyeti de yok, imkanı da yok. Dolayısıyla bunu bilene sorup da götüreceksiniz. Şimdi bilene götürmeye kalktığınız zaman eğer siz bir batağa saplanmışsanız buradan çıkışınızı da mutlak şekilde yine birileriyle daha iyi geçinerek yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsanız geri adım atmaya da o noktada onu kabullenmeye de mecbur kalırsınız. Bakın F-16 meselesi de böyle. E, netice itibariyle Amerika kazandı. Açıkçası. Neden S-400'lerle ilgili şu olursa, İsveç'le bu olursa, evet iş ben de... Ama şey. kıymetli bir gecem hala Patriot yok. Gelmeyecek de. Yani karşı tarafa güvenim yok diye başından beri söyledim evet, ama... Geçen bir açıklama yaptılar. Eğer böyle giderse F-35'ler konusunda bir adım atılabilinir. Elbette, elbette. Evet. Ama şimdi buradaki sorunun temeli tabiatıyla... Dışarıdan para bulacaksınız, şey yapacaksınız, 23 milyar ödeme yapacaksınız uçaklara. Nereden gelecek, hangi paradan? Yani şu anda evet düştü cari açımız ama bu cari açığın düşmesi bir şey getirmiyor ki. netice itibariyle çünkü ihtiyaçlarınızın altında kalan bir noktadasınız. şimdi Dolayısıyla Merkez Bankası'nın istifa etmiş olması... Bu istifa ikinci korkutucu faktör. mu? Efendim? Korkutucu bir istifa mı? Sizce... Korkutucu istifa edemem. Çünkü artık Türkiye neyi nasıl kurtarabileceğini görmüş bulunuyor. Yapabilecek insanlar da var. Yani Burada şimdi Maliye Bakanı'nın açıklaması hı hı. bu nedenle hemen yapılmış. Evet. Endişe etmeyin. Destek ben buradayım ben gitmiyorum. De. Ama benimle birlikte burada kendi ekibimle bu işi sonuna kadar götürebilecek kabiliyete sahibiz diyor. Benim seçtiğim izliyor. kişi gelecekti. dedi. Ama ilginç ve bir nokta ekibim. Mehmet Şimşek zaten Gaye Erkan'ın gelmesini istemişti. Evet. Tabii Bunu şey. da unutmamak evet. lazım. Yani zaten aslında ayrılması... Gaye Erkan'ın gelmesine vesile olan ekibiyle beraber gelecekti. Hatta önce Mehmet Şimşek'in adı evet. açıklandı ve arkasından Gaye Erkan'ın geleceğini söylemiştik. ve Nitekim Gaye Erkan, ya, Mehmet tamam. Şimşek'in tercih ettiği birisi. Yalnız sevgili hocam, Hiçbir evet. şey var yani Erkan'la ilgili olarak büyütülmemesi gereken. Yani gene aynı hataya düşmemek için bunu affınıza sınarak evet. araya giriyorum ama kişi giderse iş biter noktasına hı hı. taşırsanız inanamayacağınız kadar büyük Tabii. bir risk yaratırsınız. Hayır hayır Türkiye'de yani bunları yüzlerce bürokratımız var yapabilecek. Evet. Ama uyumlu çalışabilecek de birisi olması lazım evet. Sayın Mehmet Şimşek'le birlikte. Evet. Ama Merkez Bankası çok fazla başka değiştirdi. Yani bunu unutmamak lazım. Çok kısa süreli ama hocam. Mı? Şöyle de düşünmek lazım Sayın Gaye. Olacak ama. Sayın Gaye Erkan evet. 25 20 gün zannediyorum Amerika'daydı. Bir hafta oldu döndü. Yeni döndü zaten. Dışındaydı kendisi. Bu olaylar işte bu bir e, Sayın hanımefendinin bir şikayeti üzerine bu medyaya yansıdı bu konu. E, Sayın Büşra hanımefendinin bir cimerden yazdığı bir yazı üzerine, bu işte babası işten çıkarmış, şöyle olmuş, böyle olmuş diye bir medyanın gündemine bu geldi. Aslında 20 gün, 22 gündür medyaydı, Amerika'daydı. Şimdi burada hem derecelendirme kuruluşları hem de Amerika'daki finans merkezlerinin tanıdığı bir isim Gaye Erkan. Mehmet Şimşek Beyefendi zaten İngiltere e, kıymetli bir ifade etti. Orada finans merkezleriyle anlaşabilen ve derecelendirme kuruluşlarını tanıyan o da bir kurumda çalışıyordu zaten. Daha önce Sayın Bakan e, kendisi de. E, dolayısıyla bu tabii ki Merkez Bankasının başkanının Cuma akşamı bu saatlerde istifa etmiş olması piyasalar çok dalgalanmasın, çalkalanmasın diye kadar kapalı. Iken bu, nazik bir e, şey istifa. E, ama zaten bu kadar meseleden sonra. E, zaten bu beklenen de bir konuydu. Sayın Büyükelçim'e ben katılıyorum. Bunları çok abartıp da finans ve iktisat e, piyasalarını çok böyle şey yapmamak lazım. E, manipüle etmemek lazım. Bulunur. Merkez Bankası başkanı da e, bulunabilir. Ama benim e, bir gazeteci olarak şeyim şu. Türkiye'de çok büyük değerler var. Gerçekten burada liyakatı esas almak lazım. Efendim yakınlık uzaklık meselesini bir kenara bırakmak lazım. Liyakati esas almak lazım. istadı bilen efendim dünyanın tanıdığı, e, Türkiye'de de yaşayan e, ben saymak istesem şimdi isim veriyor gibi olmasın diye söylemiyorum. E, yani 10 taneyi bu masada sayarım yani. Bunlar da var, olabilir. Sayın... Ama burada farklı bir şey varsın diyorum yani başından beri hedef aslında yabancı yatırımcının Türkiye'den çekilmesi ve Türkiye'nin ekonomik dar boğazı olmasının en önemli sebep olduğunu düşünüyorum. Merkez bankasının uyguladığı faiz politikaları, Cumhurbaşkanlığının görüşleriyle farklı olma ve çok sayıda merkez bankasının başkanının görevden el değiştirmesi veya da istifasıyla sonuçlanan süreçte. Mehmet Şimşek ve ekibinin ki gaye erkan Mehmet Şimşek ekibi olarak geldi. Evet. Özellikle finansör olarak yatırımcıların yani Amerikan yatırımcılarının Türkiye'ye çekme çabaları açısından önemli bir isim olarak ön plana çıktı. Ve daha henüz çok kısa bir süre geçmişken bu istifanın ekonomik yansımaları ve yabancı yatırımcıların beklenen yatırımlar açısından evet kişilere bağlı olduğunu düşünmüyorum. Yani kişisel değil yani kişiler önemli değildir. Sistem önemlidir ama Merkez Bankası'nın son yıllardaki süreçlerine bakacak olursak çok fazla isimler geldi. Bunların aralarında iyi olanlar da vardı. Farklı olanlar da vardı ama e, şimdi bu sürecin ben Türkiye'nin özellikle yabancı yatırımcının bakışı ve Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar özellikle borsa ve son dönemdeki faiz politikaları başta olmak üzere e, pazartesi günü bunun ekonomik olarak yansıyacağını yani düşünüyorum. Şimdi hocam yabancı yatırımcı yabancı yatırımcı konusuna ben size şöyle bir şeyde bulun. Bu benim alanım zaten aynı zamanda. Hmm. Bakın. Şimdi e, faiz tabii ki sıcak para politikası biraz uzak durmak lazım sıcak para politikasından. Neden? Şimdi yabancının anlayışı şu. Ben efendim e, üretim aksı kurarsam, yatırım yaparsam ne kazanırım? Sıcak paramı fonlar aracılığıyla getirirsem ne kazanırım? Bunu hesap eder yabancı yatırımcı. Şimdi Türkiye'de faizler yüzde 45 oranında şu anda. Evet. Bakın evet. dolar yüksek. Siz şimdi dolarınızı getiriyorsunuz. Yüzde 45 faizle belki de özel bir fiyatlamayla daha da yüksek alabilirsiniz. Alıyorsunuz, yatırıyorsunuz. Yarın bir gün tek tuş operasyonuyla gitme şeyiniz çok kolay. Ama bir fabrika kursanız, yatırım yapsanız gitme imkanınız yok. Bir de maliyet endeksine baktığımız zaman, üretim endeksine baktığımız zaman fiyatlar çok yüksek. Şimdi enerji fiyatları, çalışma koşulları, Türkiye'de yatırım yapmış Türk yatırımcı, ihracatçımızın da burada bir sesini de bir duyurmak lazım bu ekranlarda. Şimdi bir üretim yapıyorsunuz. Örneğin şu kalemi üretiyorsunuz. Siz kira, enerji, maliyetleri, SGK giderleri, ham madde giderleri ve üretim maliyetlerini eklediğiniz zaman hansla David'le dış piyasada mukayese edemiyorsanız bunu ihraç edemiyorsunuz demektir. Dış piyasada bunları efendim ihraç ve fiyat istikrarı, fiyat uyumu sağlayabilmeniz için maliyetlerinizin yurt dışındaki fiyatlara yakın olması lazım. Tabii. Türkiye'deki İlk önce yapılması gereken yabancı yatırımcı üretse ne yapacak? Nereye satacak? Yani Türkiye içerisi iç piyasaya mı satacak bunları? İhracat yapacaktır mutlaka. İhracatın önündeki engel de fiyat e, tutturmakta zorlanıyor. Yani daha ucuza satan Endonezya gibi üretim aksları var. Çin gibi bir üretim devi var. Dolayısıyla sizin ürettiğiniz malın dünya piyasalarında fiyatlanabilmesi için cazibe yaratmanız lazım. Cazibe yaratmak için de üretim maliyetlerinin düşmesi lazım. Ama zaten çok ucuz Şimdi bunları şu anda. Düşürmek yani için... Çok ucuza mal satıyoruz. Yani yabancılar bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz kişiler var. Baktığımız zaman Türkiye'nin çok ucuz bir ihracat pazarı olduğunu söylüyorlar. Yani son derece ucuz onlar için. Çünkü Türk parasının döviz karşısındaki değerini düşünürsek yani bugün sadece ihracat anlamında demiyorum. Bugün sağlık sektöründe dahi şu an Avrupa'dan Amerika'dan bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, Avustralya'dan hastalar geliyor Bir hasta turizmi Hı -hı. başladı Belçika'dan hayır ama çok ucuz çünkü Hastayı bir e, döviz doktor, bazında doktor düşünürseniz diyelim ki saç ekimi veya da şey bakımı ben yapıyor, yapıyor. Şey Bunların maliyetleriyle farklı. Bakın bir Hı -hı. fabrika aksının evet. işçi maliyetlerini evet. birbirine karıştırmamak çok lazım üretim. İhrac ettiğimiz ürünler evet. Piyasa Endonezya ile kıyaslamayın Endonezya çok farklı bir ülke Ama baktığınız zaman Türkiye'de kaliteli Mesela bir deriyle Türkiye'de üretilen Bir deriyle veya tekstille Çin'de üretilen bir tekstili karşılaştıramayız. arada dağlar kadar fark var, kalite farkı var. Ben ilk Rusya'ya gittiğimde, bakın bunlar ucu, ıı, Türk malı diyorlardı, gösteriyorlardı. Mahmut Paşa'dan alınmış kalitesiz. Ben de diyordum ki çok iyi markalar var, çok kaliteli deriler var. E, marka e, ola, 300 olarak zincir dolar olarak. tutturamadık o zaman hocam. E tutturamadık. Ben Oradaki... 20 yıldır timde çalışıyorum ya. <gülüyor> Al, <gülüyor> yani niye Sosu tutturamadık? Ee, bakın orada bir... amaç farklı yabancı yatırımcı sizi yabancı... silmiş piyasada. Neden? Farklı işte sizin bahsettiğiniz i̇şte oraya gireceğim. Yani yabancı politikaları... yatırımıya cazibe yaratacak bir şey yok. 2014 yılına kadar 16,5 milyar dolarlık dış yatırım gelmiş Türkiye'ye. Ondan sonra aşağı doğru gelmiş. Şimdi 9.7 milyar dolar. Oranları vereyim ben size hocam. Yani peki niye bu geriye doğru gidik? Güvenli bulmadıkları Çünkü için. Çünkü adam finans ya yani parayla para kazanmaya alıştırılmış Türkiye'de. Yatırımla değil, parayla para kazanmaya alıştırılmış. Dolayısıyla Sayın Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaları ben beğeniyorum şu anda. Neden beğeniyorum? Sıkı para politikası e, e, yapmak istiyor. E, efendim Daha sonra yabancı yatırımcı gelmesi için bir zemin yaratmak istiyor. Ama Gaye Erkan hanımefendi istifa etti diye bu politikadan vazgeçecek hali yok. Şu anda e, sosyal medyada vatandaşlar e, yandık bittik. Yanlış bir, düşünüyorlar bir, ya. Şimdi bir, efendim yüksek müsaadenizle evet. bu de, de şeyi de doğru tabii. Türk lirasına ön plana çıkarıp ona güç verme politikası da doğru. Tabii, tabii. Ama benim benim endişemi şimdi de, geri kalan kısmı böyle, ekonomik olarak de, tartışılabilecek çok şey var burada. Evet. Ama iki şey beni çok rahatsız eder. E, bunu da samimi olaraktan paylaşmak istiyorum. Birincisi herhalde bir karda, Türkiye de, kolektif çalışmayı ...becerebilen bir toplum değildir. E, ve de, neticede de... E, ...herkesin kendine göre... De, e, ...bilgisi var. Ve bu bilgiyle birlikte... ...ben bu işi bilirim diye ortaya çıkar. Şimdi siz Merkez Bankası Başkanları... ...bugüne kadar baktığınızda en büyük sorun... ...kişilik sorunudur. Cumhurbaşkanı ile yaşanan... ...olaylar da kişilik sorunudur. Siz burada geliyorsunuz... ...bu işin uzmanı olan... ...ve oraya atamış olduğunuz bir kişi... Sizden farklı bir şey yaptı ve düşündü diye attım ben seni diyorsunuz. Bunun iki tane büyük sorunu var. Sonuç olarak. Bir, Merkez Bankası çok önemli müessese dünya çapında. Bakın Fed'e de bakın. Tabii çok önemli. Çok Ondan önemli. Sonra ben yani çok önemsiyorum önemli. yani. yani Frankfurt'a bakın Avrupa Birliği'ne. Evet kesinlikle. Gelip en önemli insanları İspan bulup getirip evet. oturtuyor buraya. Dolayısıyla bunun şeyi nedir? Bağımsız çalışmak Hı -hı. durumundadır siz burada bir, 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 sorunum nedir? Kişilik sorunu derken. E şimdi buraya bir atama yapacaksınız ve Türkiye'de çok bu tip arkadaşım da olan birçok tanıdık. Onun için olarak. liyakat dedim ya kıymetli bir Şimdi icraç. gelip burada Seni atadınız yaparsın. dediniz şimdi ki. değil. Ostaaba Bey'i ben getirdim buraya, yeniden atadım. Burada normal olarak evvela Maliye Bakanı ile hiç kuşku yok. Ama Maliye Bakanı şu sırada Cumhurbaşkanı karışmadan o gitsin diye bir müsait hava yaratmış. Ama Merkez Bankası'na başına getireceğiniz kişi Maliye Bakanı ile yüzde yüz uyuşma içinde olmadığı takdirde bunun getireceği çok ciddi yine geçmişe dönük onlara da bakalım sorunlarla karşılaşırız. Dolayısıyla buraya liyakat çok önemli. Kimin atanacağı da ama onun kadar önemli. Tabii, tabii. Eğer o ekip çalışmasını bozacak bir noktada kalırsanız yandınız. Onun için ben şahsen e, Şimşek'in e, Cumhurbaşkanımızla konuşacağını ve e, burada kendi ekibinin içinde... Benim diyor. önereceğim diye ifadesi var zaten. Evet. O çok önemli bir ifade. Kendi adamımla çalışamazsan ben de gidiyorum deme ihtimali var. Yani çünkü. o bir yerde hmm. bir uyarı çok yapıyor. Çok evet. bir şey. Bir uyarı yapıyor bence. Başka yani. bir şey daha söylemek istiyorum. Yaparsan yani. ben de gidiyorum. Şöyle şöyle tamamlı ikinci şey. Pazartesi günü ben de sizin söylediklerinize evet. katılıyorum bütün hepsine de. Hı. Ama söylemediğiniz bir şey söyleyeyim. Doların ne olacağını. Evet. Pazartesi günü hep beraber görelim. Evet. Bu konuştuklarımızın çok daha fazlasını büyük bir ihtimalle eş dünyası başta olmak üzere evet. konuşmaya başladı bile. Ee, ama burada da fevkalade önem taşıyan başka bir husus daha var. Doları biliyorsunuz biz doları da daha doğrusu dövizi Tabii. belirli bir seviyede tutmak için baskı altındayız. Size şu se seviye saat itibariyle söyleyeyim. 30.310'du. Şu an 30.616. Buyurun. Ki serbest piyasa şu anda. Hiç çaresi yok. Açık. Bu şimdi kapanış. Yabancı kaparış, açık evet. şu anda. Kapanış olmuş olmasına rağmen evet. böyle. Pazartesi günü açıldığında birçok kişi kendi ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, diye elinizdeki, elindeki şeylerde de tahvilleri veya söyleyeyim ne <laughs> diğer kıymetli <laughs> <Evet>. kağıtları da <laughs> eğer borsa veya ben, sahil şekillerde. Evet. Peki, Fakat ben bir uyarıda inşallah bulunayım. Yani hakikaten i̇nşallah olmaz. bütün hayatım boyunca gazetecilik yapıyoruz ama finans piyasalarında içindeyiz. Evet. Herkes sakin olsun bir önemli bir şey değil. Bir Merkez Bankası Başkanı'nın Sayın Mehmet Şimşek'e uyumlu bir kişinin tekrar seçilmesi halinde kaldığı yerden devam eder. Çünkü orta vadeli ekonomik program benimsiyorum. Gerçekten e, çok önemli bir Başka program. Başka çaresi kalmamıştır. Evet. Bu evet. programdan da vazgeçerseniz evet. iflastır bunun sayın, arkası. E, sayın Cevdet Yılmaz Beyefendi'nin e, çok e, engin bilgilerine de güveniyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın. Sayın Mehmet Şimşek'in tecrübeleri var. Dolayısıyla bir uyumlu bir Merkez Bankası'nın atanması durumunda Arada belki bir, de yarın gece aç Orada bir şey var ki evet. bunu atlamamak lazım diye ben bakıyorum. yapmamak lazım ben onu uyarmak Panik istiyorum. Panik yapmamak yani. ama evet. o paniği kim engeller Böyle biliyor 10'dan. musunuz her zaman olduğu gibi? Hmm. Cumhurbaşkanı. Evet. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı diyecek açıklama. ki ben bu işin içinde evet. yokum. diyecek. Yapan arkadaşımız budur. Evet ailevi sebepleri de öbür tarafta kabulleniyorum. Kendisini seçeceği evet. kişiyle işbirliği halinde bunu bitirmesini bekleyeceğim. Evet yani biraz ona da göz daha vererek Fakat Sayın Büyükelçi, Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında geçtiğimiz hafta Sayın Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanım'a sahip çıktı aslında. Sorunlar olabilir, şey olabilir ama bu görevinin şeyi değil dedi. Şimdi bu Sayın Mehmet Şimşek'in de ifadesi zaten kendi ter takdiridir diyor. Ama bunu şey yapmamak lazım ülkemizin ekonomik şeyi açısından. Sayın Cumhurbaşkanımız belki de yarın akşam bir yeni bir Merkez Bankası başkanı atayacaktır yani. Mehmet, şüphede şey veya daha başladım. evvelden hazırlıklı olabilmiş olabilirler mi acaba? Ben öyle Çünkü düşünüyorum. Ben, ben şimdi yarın akşam atıyor, atabilirler ifade mi? Belki kesmek için adım atması bir lazım. Şey Birçok ee, bir hata yapıldı. Örneğin yabancı yatırımcının Türkiye'de yatırım değil, emlak alması ve bunun karşılığı vatandaşlık verilmesi bu yanlış bir uygulama. Çünkü örneğin ee, bu bunun örnekleri İngiltere'de mesela İngiltere örneğinden gideceğim. Kızım orada okuduğu için İngiltere'de ev satın alamıyorsunuz. 999 yıllığına kraliyet ailesinin vakf şeyi malı olarak sayılıyor. Sadece Dubai'de 999 yılını kiralayabiliyorsunuz. Yani toprak satma yok. Hı hı. Ama baktığımızda biz en değerli yerlerimizin yabancılara satıldığını görüyoruz ve bunun önünde bir engel yok ve vatandaşlık yapıyorlar. Vatandaşlıktan sonra da o yerleri satıyorlar. Şu an Türkiye'nin emlak sektöründeki en büyük çöküntülerden bir tanesi bu. Şu an yabancı yatırımcı almıyor. Çünkü gerekenleri aldı, başka yerlere yatırımları yaptı. Türkiye'deki yatırımcılar da gitti Endonezya gibi pazarlarda bir isim vermeyeceğim ama Türk firmaları dahi gidip orada ucuza gittiler. Şimdi Türk firmalarının bir kere buraya çıkışını yasaklayıcı tedbirler koyulursa en azından Türk yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapması aynı zamanda dolar sisteminden çıkılması mesela Rusya ile kendi para üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Putin'in böyle bir anlaşması vardı yani yapıyorlar e, Bretton Woods sistemine bu lisesi. yuanla başladı. E, %50'si tabi, yani Sürekli dolara yuandır. endeksli biz yaşayamayız. Yani bizim bütün şeyimiz gerekirse ihracat, e, ihracatı da sınırlayıp farklı ülkelere yatırımlarımızı yapıp bugün tekstil piyasasında biz bir numara olmamıza rağmen çöktük. E, bugün biz Birçok şeyde fındıkta bir numarayız. İtalya bizim fındığımızı satıyor. Biz orada pazarda geri plandayız. Yani böyle komik şeyler var. E, hakikaten Ucuz pazarlara yöneliyorlar ama bir de kalite meselesi var. Türkiye bu konuda gerçekten çok iyi ve biz e, esnafımızı yani bu konudaki nitelikli esnafımızı da kaybeder hale geldik. Artık fabrikasyona döndü. <laughs> Burada çok e, farklı politikalar uygulanması lazım. Üreticinin e, üreticiye yönelik e, bir takım krediler, Ziraat Bankası o yüzden kurulmuştu mesela e, çiftçiye e, üreticiye destek amaçlı. Yani bunları da Onları da öldürmeden bunu yapmak lazım. Dolar sisteminden kurtulmamız lazım. Yoksa başka türlü olmaz. Yabancı yatırımcı ihracatımız çok fazla. Çünkü Türkiye çok ucuz. Ama bunun yanı sıra ithalatımızı kısıtlayıcı önlemler de almamız lazım. Örneğin bir telefona 100-150 bin lira verip yani bu böyle bir lüksümüz yok. Yani bunun gibi farklı uygulamalar. Bence çok farklı politikalar burada üretebilir. Sadece her şey Merkez Bankası faiz politikaları değil yatırım üretim ben de ekonomi okudum. Ben de işletme master yaptım. Bu konulara da vakıfım ama baktığımız zaman gerçekten çok düzelmesi gereken konular olduğu kanaatindeyim. bunlar yapılırsa en azından Hocam yalnız şurada bir paramızın paramızın şeye dikkat çekmek değerini, değerini Söylediklerinize lazım. altına evet. imza atarım. Katılıyorum ama bir şeye daha ilave yapmak istiyorum. Şimdi üretim maliyetleri yüksek olduğu için şimdi ihracatçının da değerli bir dolar isteği de var tabii ki. Çünkü niye? Dolar değerli bir dolar. E, harcamaları son tamam. evet. Harcamaları Türk lirasıyla, kazancı dolarla tabii. dolayısıyla kar edebilmesi için, yatırımlarını sürdürebilmesi için bir miktar doların da artmasına e, müsaade edilmesi de gerekiyor. Türkiye'de dolarla ev satılıyor. Yasak ama satılıyor. Yani, maalesef yani. böyle yani. Peki bilene bıraksınlar. Evet. Zaten bunun altından inşallah kalkılır. Ben Sayın Mehmet Şimşek'in ve Sayın Cevdet Yılmaz beyefendinin uyguladıkları orta vadeli ekonomik programa güveniyorum. Hmm. Sayın Gaye Erkan'ın istifa etmiş olması bir değişikliğe yol açmaz diye düşünüyorum. Peki. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu piyasadaki bu söylentileri kaldırmak için bir an önce atama yapacağına inancım tamdır. Peki e, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için sıcak bir gelişmeyle kapatıyoruz bugün yayını Merkez Bankası Başkanı Hafize Gayerkan istifa etti efendim e, bunu değerlendirdik e, bizden sonra da büyük resim ekibi sizinle beraber olacak haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.